Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi önce başlıkları sizlerle paylaşacağım, ardından sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Ankara ve İstanbul mitingleri. Seçim sattım haline girdik ve bu hafta sonu artık sandık başındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da, İstanbul'da önemli mesajlar verdi. Bugün de yine Çorum'da ve Tokat'taydı. Deyim yerinde ise koşup terlemeye devam ediyor Erdoğan ve kritik mesajlar veriyor. Hepsini konuşacağız sizlerle. İkinci başlığımız ise İstanbul seçimiyle ilgili diyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 2019'u tekrar etti. Size bir dejavu yaşatmam lazım dedi. Ardından ceketini çıkardı, kollarını sıvadı, kravatı çıkardı, oradakileri attı. Ve yaklaşık 30-35 dakika konuştu. Baştan sona dinledim kelime kelime. İstanbul'a dair tek bir ifadesi yok. Ama şunları söyledi. Çiçekler açacak dedi, sevgi dedi, özgürlük kazanacak dedi, adalet dedi, Atatürk'ün evlatlarıyız dedi, cumhuriyeti biz koruyacağız dedi. Ama İstanbul depremi, ulaşım, sokak köpekleri, bunlar hiç gündeminde yoktu. Ona rağmen bol bol alkışlandı, giderken de selfie çektirdi, sonra da gitti. Bakacağız bu siyaset anlayışı bir kez daha vatandaşa karşılık bulur mu, konuşacağız elbette. Son başlığımızsa terör sınamasına dair diyebiliriz. Önemli gelişmeler var dış politikada. Onlardan birisi Moskova'daki katliam. İşte 140'a yakın can kaybı var. Yakalananlar var. Putin'in açıklamaları var. Putin'e nasıl bir mesaj verildi terör üzerinden? Ve DAEŞ'in Horasan kolu ne iş yapıyor meselesini konuşacağız. Aynı zamanda başka sıcak gelişmeler var. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in saldırılarına karşı ateşkes kararı kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri ilk kez çekimser oy kullandı. Peki bundan sonra ne olur? Bunu da konuşacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Star Gazetesi yazarı Sayın Coşkun Başbuğ bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili İbrahim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Oral'la bizimle. Siz de hoş geldiniz. Üstad hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi Üstad, seçim atmosferine girdik. Seçim sattım halindeyiz ve artık pazar günü sandık başındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mesajını önce bir hatırlatayım. Sonra bu Matruşka İttifakı, CHP'nin demli demsiz adaylar çekişmesi üzerinden bir değerlendirme rica edeceğim sizden, ama önce bir isterseniz bir hatırlayalım Erdoğan neler söylemişti. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir Matruşka ittifakı var. Bir varmış, bir yokmuş muamelesi yapılan bu ittifaktan toplumumuzun her kesimi gibi bu partilere oy veren vatandaşlarımız da rahatsız. Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık, çok pişmanlık gördü, fakat böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor. Adaylarının biri kirli ilişkileri, kibri ve yalanlarıyla ortada geziyor. Bir diğeri terör örgütünü övüyor. Gerçekten Erdoğan da söylediği gibi çok ilginç bir siyaset ve seçim sürecinden geçiyoruz. Sayın Başbuğ, önce bu açıklama üzerinden bir değerlendirme alayım sizden. Matruşka ittifakı derken Erdoğan ne demek istiyor? Şimdi mevcut siyasi yapıya baktığın takdirde muhalefet kanadına, sevgili İbrahim, benim bilirsin baştan beri hep bir tezim var arkasında durduğum. O da masanın kontrollü bir şekilde birileri tarafından kurdurulduğu ve yine kontrollü bir şekilde birileri tarafından dağıtıldığı. Yani masa dağıldı, işte bir daha bir araya gelmezler, işte herkes kendi yoluna gitti gibi bir hava var, ama ben öyle olduğu kanaatine değilim. Bunun en yakın örneklerini Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği o matruşka siyasetini rahatlıkla görebiliyorsun. İç içe geçmiş ilişkiler ve kimin eli kimin cebinde değil, yorulmakta zorladığımız bir takım siyasi ortaklıklar ve bunların da artık iyice gün yüzüne çıktığı süreç. Şimdi mesela... Eğer meydana bakarsan söyleme, eyleme, diyorlar ki biz hepimiz kendi logomuzla gidiyoruz. Her parti kendi ederini Kantar'a çıkıp görecek. Böyle bir birliktelik yok. Sahaya bakıyorsun. Ben mesela İYİ Parti, İstanbul adayı, Kavuncu. Ya bir tane ne reklamını, ne bir faaliyetini, ne bir eylemini görmedim ben bu ana kadar. Bazen televizyonlara çıkıyor.
nadiren, o da hani dostlar siyasette görsün diye. Peki. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde Berk... Ya Meral Danış Beşiktaş'ı ben de hiç görmüyorum. Mesela DEM Parti'den ne yapıyor? Öbür eş başkan zaten kimse tanımıyor. İstanbul'da değil. İbrahim, lafı geçmiyor. Ben geçtiğimiz günlerde bir katıldığım programda Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Berk Acıgüzeller. Onunla tanıştık. Aklıma geldi. Yani işte bilfiil başkan adayı ve geziyoruz diyor. İşte esnafa uğruyoruz. İşte gördüğümüz vatandaşlarla hasbihal ediyoruz. Kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz dedi. Aklıma geldi, sordum. Dedim ya Sayın Başkan, şeyde sahadasınız, İstanbul'dasınız. Hani örneğin bir AK Parti, bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim çalışmalarıyla ilgili karşılaşmışlığınız vardır. Evet dedi, var. Peki dedim DEM, İYİ Parti, hiç dedim bunlarla karşılaştınız oldu mu dedim. O da herhalde yeni bizi sorunca şey yaptı, düşündü. Hakikaten hiç dedi karşılaşmadık dedi. Yani bir dedi ne bir siyasi çalışmaları ne bir dedi böyle propaganda maksatlı faaliyetlerini görmedim dedi. İşte bu aslında arka plandaki ittifakı gösteren net bir örnek. Bak bir hafta kaldı. Bir hafta sonra inşallah sağ salimen seçimleri atlatalım. Alınan oylarda hani AK Parti'nin bir ankette çıkan rakamı ve daha önce elde ettiği bir siyasi bir yüzde var, bir rakam var. Bu seçimde o bahsetmiş olduğum hani işbirliği içindeki o işbirliğini örtmeye çalışan partilerin çok daha düşük yerlerde oy aldığını göreceğiz. Bu da aslında arka planda işte o talimatlı oyunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya Halk Partisi'nde oyunuz deme şeklindeki işbirliğinin göstergesi olacak. Bak buradan yazıyorum. Şimdi sen siyasi faaliyette bulunmadan, herhangi bir propaganda çalışması yapmadan, kendini halka anlatmadan başarıyı nasıl beklersin? Bana geldiğinde ahkam kesiyorsun. İşte güçlüyüz, şöyle geliyoruz, böyle yükseliyoruz, böyle oy oranımızı artırıyoruz. Sahada bir tek eylemin yok. Nasıl olacak bu işler? Ha, bu neyi gösteriyor? Aslında o hani matruşkanın işte ilişkileri içerisinde, kapalı kapılar ardında, kapalı kutular içinde karşılıklı bir alışveriş, karşılıklı bir birbirine destek çıkacak kirli pazarlıkları gösteriyor. Mesela hiç görmedim dediğin Danış. Nereye danıştılar bilmiyorum ama aynen ifadesi şu. Biz seçmen kitleyi serbest bıraktık. İstedikleri gibi oy verebilirler diyor. Daha ne desin? Daha ne desin? Şimdi o nedenle İYİ Parti'nin Halk Partisi'ne olan desteği, demin yine Halk Partisi'ne desteği, Halk Parti'nin onlara olan desteği, bunlar o sadece tabii oyda da değil, sandıkta da değil. Belediye meclis üyeliklerinde bazı mahallelerde aday çıkarmayarak aslında saat gibi işliyor. Bunu bu millet görmüyor zannediyorlar. Mesela deme git aday çıkardığı yerler nereler biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine banko veya kesin kazanırım dediği, kale gördüğü yerler. Orada DEM adayı var ama Halk Parti ile AK Parti'nin veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın böyle kıyasıya yarıştığı yerlerde o tür adayları göremiyorsun. Soruyorsun sebep ne, burada niye koymuyorsunuz diye sus pus oturuyorlar. Niye? Çünkü orada doğrudan oyların bölünmeden Halk Partisi'ne gitmesi hedef. Diğer tarafta bölünse de bir kayıpları yok diye düşünüyorlar. Dolayısıyla böyle gerçekten Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ifade ettiği gibi herkes siyaset hariç her şeyin peşinde. Kirli ilişkiler dediğinden kastı o. Kimi teröre destek vermeye devam ediyor dediği demin ta kendisi. Söylemler o kadar ilginç ve aşağılık ki. Yani Kürdistan'ı ve Türkiye'yi adım adım geziyoruz. Bu nasıl bir laf ya? İşte bunlarla ittifak yapan bir Atatürkçü Halk Parti anlayışı var, tırnak içinde söylüyorum. Orada enteresan bir süreç var. Yani mesela CHP'nin seçmenine de artık DEM, yani tırnak içinde batmıyor diye söylüyorlar. Yani bir şekilde sindirdi ve absorbe etti gibi. Kabullendiler. Çünkü, yani çünkü şöyle mesela Hilmi Bey'le ben konuştum. Şöyle diyor. Yani %15 civarında çıkıyor diyor. DEM'den rahatsız olduğunu söyleyen CHP'lerin oranı diyor. Kaynaştılar. İbrahim kim söylüyor bunu biliyor musun Sayın Erdoğan? Diyor ki DEM'le CHP diyor. Demlendi yani. İdeolojik kaynaşma içindeler diyor. Bak bu çok önemli bir itham. Ve çok da doğru bir itham. Yani şunu söylüyor. Burada mesela siyaseten bir araya gelebilirsin. Dersin ki kardeşim seçim siyaset bunu gerektiriyor. Ben bundan dolayı bunu yapıyorum. Öyle bir şey değil. İdeolojik kaynaşma diyor. Sen düşünebiliyor musun ya? Yani Mustafa Kemal'in askerlerine kurşun sıkanlarla askeriyim diyenler el ele verecekler.
ve bundan hiçbir rahatsızlık hissetmeyecekler. Bu oldu. Dediğin gibi %15-20 bir infial içinde olan kitle var. Yani onlar da yavaş yavaş tasfiye ediyorlar galiba. Zaten üst kadrolardakinin hepsi tasfiye. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde eski bildik, hakikaten ben dürüstüne inandığım isimlerin hepsi dışarıda. Niye? Çünkü bu yola onları getiremezsin. Bu işbirliğine ikna edemezsin. O zaman Kılıçdaroğlu gitti ama mirası kaldı diyebilir miyiz? Çünkü hatırlarsanız Tanju Özcan şöyle bir şey söylemişti. 2012'de biz Kılıçdaroğlu'na sorduk ya bu yeni CHP, yeni CHP nedir diye. Orada demişti ki ya Baykal CHP'yi fazla MHP'ye yaklaştırmış, ben oradan alacağım HDP'ye yaklaştıracağım dedi. Bu şekilde bize tarif etti yeni CHP diye söylemişti. O zaman hani o attığı tohumlar Kılıçdaroğlu gitti ama hala filizleniyor devam, mu? Devam devam. Yani Kılıçdaroğlu'yla birlikte. Yani değişen bir şey olmadı. Hiçbir şey yok. Onu zaten sen ben değil herkes kabul ediyor. Halk partililer de kabul ediyor. Yani yeni taze kan, yeni umut, yeni bir bakış açısı diye getirdiler. Gideni arattı. Bugün Özgür Özel gerçekten Kılıçdaroğlu'ndan çok daha cesur işlere kalkışıyor. Yani Kılıçdaroğlu hatırlarsın kapalı kapılar ardında saklı gizli yapmaya çalışıyordu bu işleri. Ve mümkün olduğu kadar da hani ortaya çıkmasından kaçınıyordu. Özgür Özel'de o yok. Açık evet. Açık, alenen. Ve hani meydan okuyarak bu birlikteliği yürütüyor ve götürüyor. Ve gerçekten Kılıçdaroğlu'yla kıyaslarsan daha tehlikeli bir sürecin önünü açtı. Yani bugün DEM'le olan işbirlikleri, sürekli sokağa çağrı, sürekli darbe söylemleri, işte Sayın Erdoğan'ın ifadesindeki kimi genel başkan diyor. Hani masayı kastederek. Yani şey diyor, gençler darbe yaparsa ben ona direnmem, teslim olurum diyor. Ya bu bir çağrı. Bak o bir çağrı sevgili İbrahim. Ve ilk defa yaptığı bir şey de değil. Her seferinde genç subaylar rahatsız manşetlerin atıldığı dönemleri gördük hep beraber. Bak her seferinde bir sokağa davet, bir başkaldırı, bir isyan, bir yeter artık mantığını halkın zihnine sokmaya çalışıyorlar. Hatırla, hadi bu bazı CHP'ler öyle diyor. Canım ne var işte bu simültane gelişen bir iki kelamlık çıkış, bu kadar üstüne durmamak gerekir. Hadi bunu öyle yuttuk, yaladık, dedik ki gaflet anında söylenmiş sözler. Peki Anayasa Mahkemesi'ne karşı Yargıtay'ın aldığı kararda herkesi sokağa davet ediyoruz, direnişe davet ediyoruz. Buna ne diyeceksiniz? Bak Yargıtay bana göre çok da haklı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin o konuda esamesi okunmaması lazım. Tamamen haksız bir uygulama ve kasti bir uygulama. Ve Yargıtay ayakta olarak diyor ki bu Can Atalay meselesinde diyor haksızsın ve buna karşılık da bir hukuki anlamda atağa geçiyor. Ne evet. Yaptı Özgür Özel? Bütün akademisyenler, bütün halk, herkes sokaklara, direnişe davet ediyoruz. Pek ciddiye alınmadı. Zaten işin güzel tarafı o. Millet o kadar şerbetli ki. Yani herkes gülüyor, oynuyor. Kendileri de komik duruma düşüyor. Ben İmamoğlu'nun o Riyad'daki maçtan sonra Barbaros Meydanı'na bekliyoruz herkesi. Bayrağını flamasını alan yürüyün Barbaros Meydanı'na deyip de meydanda bir tek kendi kaldığı an benim en keyif aldığım an. Niye? Ya bu millet kimin ne diye bu söylemi dillendirdiğini, amacının ne olduğunu, kimin kimlerle iş tuttuğunu o kadar iyi okuyor ki. Peki. Şimdi Üstad Ankara üzerinden devam edersek Altınok yavaş yarışı devam ediyor. Sizce başkent nasıl bir karar verecek? Bir de dikkatimi çeken bir durum var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne Mansur Yavaş'ın yanında ne İmamoğlu'nun yanında kendi sanki yer bulamıyor bu seçim sürecinde. Biraz böyle dışarıda mı tutuyorlar, hani görünmesini mi istiyorlar? Niye yani genel başkanlarının tırnak içinde söylüyorum pek hoşlanmıyorlar mı nedir? Hani tamam zaman zaman yan yana geliyorlar ama seçim kampanyalarında mesela İstanbul'da bakıyoruz her yerde Murat Kurum'la Erdoğan'ın kocaman pankartları var. Mesela hiç Özgür Özel'le mesela İmamoğlu'nun yok yan yana. Ki CHP Genel Merkezi diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi Ankara'da. Evet. Ankara'da oluyor olmasına rağmen kendi yuvasında kendisini rahat hissetmiyor olması hali Kasım'dan beri şu ana kadar geçen 5 aya yakın bir süre zarfında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturmuş. Fakat henüz o koltuğa ısınamadan bir yerel seçim süreciyle karşı karşıya kalıp diğer tarafta ise bir çekişmenin içerisine girmiş olması. Ki bu çekişmeden kastımız yerel seçimlerde aday belirleme süreciydi. Bu aday belirleme sürecinde kurultay öncesinde çok açık bir şekilde bir mesaj verdi. Tüm adaylar ön seçimle belirlenecek dedi Özgür Bey. Ki bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bana sorarsanız oldukça takdir de gördü. Yıllardır il,
ilçe, gençlik kolları, kadın kolları gibi örgütlenmelerde uzun zamandır emek vermiş ve kendisine sıranın geleceğini düşünmüş olan, delege yapısında kendisini sevdirmiş, çok muhtemel bulunmuş olduğu beldede, ilçede insanlarla doğru diyalog kurmuş insanlar dediler ki... Hani bana bizim, da şans gelecek. Tabii, parasal gücümüzden bağımsız, iktisadi yapımızdan bağımsız, Ankara'ya olan temasımızdan bağımsız, daha önemlisi mezhepsel bağımızdan bağımsız. Demek ki sıra bana geliyor. Aday adayı olup bu yarışın içerisine girip kendimi orada ifade edebilirim. Öyle mi oldu? Olmadı. Hayır. Böyle olmadığı gibi bırakın ön seçimi. Temayül yoklaması dahi yapılmadı. Hatta daha acısı aday adaylığına başvurmayan kişiler arasından dahi adaylar çıktığını gördük. Ardından da Sayın Özgür Özel, örnek veriyorum madem Ankara diye sordunuz, Ankara Çankaya'da şu sözü söyleyebildi. Evet dedi, genç arkadaşımızı ben aday yaptım ve kendisine çok güveniyorum. Olabilir. Peki diğer 26 kişi aday adaylığına başvurdular, çalıştılar, çabaladılar, 2 ay boyunca çalmadık kapı bırakmadılar. Fakat hiçbir aday gösterilmedi. Dönüp baktılar, Özgür Bey'e neden dediler, şu cümleyi etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa'ya ne kadar güvendiyse ben de kendisine o kadar güveniyorum. Şimdi... Siz kendinizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda gördüğünüz zaman onunla özdeşleştirebiliyorsunuz. Her birimiz dev aynasına baktığımız zaman kendimizi kim bilir kimlerle özdeşleştiririz. Ama buna dilim sürüştü dedi. Darbe meselesi. Gençler darbe yaparsa ben buna karşı çıkmam. Gayet makul. Dilim sürüştü dedi. Çünkü devrim kelimesini unuttu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okulu sembolü içerisinde... Şüphesiz devrimcilik var, evet. İnkılapçılık var ama Özgür Özel o kadar partinin kodlarından, Kuvayi Milliye'den, Sivas Kongresi'nden, Erzurum Kongresi'nden alınan kararlardan, 37'deki anayasa değişikliğinden uzak ya da bir haber olacak ki devrimcilik kelimesini hatırlayamadı. Darbe dedi ve Freud çok güzel bir şey söyler. Sinirliyken söylenen her cümle muhakkak sakinken alınmış bir karardan ibarettir der. Yani bana diyemezsin ki sen bir an sinirliydim, bir an dilim sürüştü, bir an gaflet. Planlıydı, programlıydı. Ve Ankara özelinde sorduğunuz soruya geliyoruz. Ankara'da Özgür Özel'i görmüyoruz. Daha ziyade İzmir, Manisa, Antalya, Adana ve Balıkesir yöresinde gezmeye devam ediyor. İstanbul'da aday belirleme sürecine bile ben dahil olabildiği kanaatinde değilim. Nasıl ki İzmir'de Sayın Ekrem İmamoğlu ısrarla şu kişiler aday olacak. Muğla'da ben bu kişileri görmek istiyorum dediyse... Ne kadar ilginç ki İstanbul'da adayların belirlendiği toplantıya Özgür Bey katılmadı. Adaylarının tanıtım toplantısını Ekrem Bey kendi yaptı. Dedi ki bu benim Kartal adayım, şu da Maltepe, bu arkadaşımız Beşiktaş'ta, bu arkadaşımız Kadıköy'de. Ben seçtim dedi. Ben burada ekip çalışması. Ne oldu o zaman? O zaman genel merkezinizi boşa çıkardınız. Siz genel merkezinizi itibarsızlaştırırsanız Özgür Bey de döner... Bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını tıpkı Hatay'da olduğu gibi itibarsızlaştırır, değersizleştirir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimin kime güce yeterse o şekilde bir tavır ve davranış kalıbı görüyoruz. Ekrem Bey'in Özgür Bey'e gücü yetiyor, o oradan abilik yapıyor. Özgür Bey'in de belli ki Lütfü Bey'e gücü yetiyor. Ama şu ana kadar Mansur Bey'e pek kişinin gücü yetmedi. Ben dedi Keçiören'de bu kişiyi görmek istiyorum. Özgür Bey dedi ki olur. Ben dedim Amak'ta da şunu görmek istiyorum. Eğitim Eskut'ta da bunu görmek istiyorum. Böyle bir anlaşma var ama bir gerçeklik var. Coşkun Bey'in belirttiği konu önemli. DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu denli iç içe, artık yan yana demiyorum, iç içe gelmiş olması iç Anadolu'da sökmez. Mansur Bey bunu fark etti. Bana Özgür Bey gelme dedi sen. Sen geldiğinde bana DEM Parti de geliyor dedi. Doğru. Ben Ankara'da Çankırılı'ya, Kırıkkaleli'ye, Yozgatlı'ya, Çorumlu'ya bunu anlatamam dedi. Dolayısıyla Özgür Bey'in milliyetçi tabandan beslenen il ve ilçelere girmesinin adı konulmamış bir vetoyla, ambargoyla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ama Antalya'da gezebilir. Konya altında, Muratpaşa'da, bazen İstanbul'da, bazen İzmir'de. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi maalesef tam bir derebeylik sistemiyle yönetiliyor. Bir numara, iki numara ve il başkanları. Artık eş video izlettireyim, devam edelim isterseniz. Şimdi Engin Altay öyle bir ifade kullandı ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sahneye çağırırken, daha doğrusu otobüsün üzerine çağırırken, yani ikinci gel bakalım Muharrem vakası diye değerlendirildi. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Hep birlikte
görev yaptığımız, birlikte grup başkan vekilliği yaptığımız, şimdi artık sayın genel başkanımız olan ama düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldin kardeşim. O zaman gelin ben CHP genel başkanı olayım. Siz de vatandaş olun. Ben de onu söylüyorum. Sizin dediğinizi ben yapayım. Peki şimdi Özel benim çırağım da ifadesi. Arkasından arkadaşlar verdi, unuttum ben o bölümü. Yine işte televizyon ekranında bir moderatörün, daha doğrusu gazete Deniz Zeyrek'in işte siz kalkın ben oturayım o zaman CHP genel başkanlık koltuğuna demesi. Bu anlamda baktığımızda Özgür Özel koltuğu mu dolduramadı? Bir de Sayın Altay'ın yaptığı hani biraz şık değil herhalde. Şimdi makama saygı diye bir şey vardır. Yani ben de mesela benim işte çok yakın okul arkadaşım üst düzey bir göreve gelse gitsem yanına bu benim işte değil mi stajyerim de bilmem neyim demem yani. Sonuçta makama saygı diye bir şey vardır. CHP'de bu kurumsal kimlikler de mi biraz karışık acaba? Rahmetli Toktamış Ateş Hoca rektörlüğü döneminde Deniz Ülke Arıboğan'la yaptığı bir sohbet esnasında Deniz'ciğim diyor bana bir kahve yapar mısın? Rektöre diyor. Asistanlar şaşırıyor. Ya hocam hani ben diyor yıllarca onun asistanlığını yaptım. Benim elimden kahve içmeyi özlemiş belli ki diyor. Deniz Hoca kalkıyor ve kahveyi yapıyor. Fakat bu durum böyle değil. Üniversite camiasında, akademik alanda asistanlık, hocalık ilişkisi başka. Siz hoca olsanız da, doçent olsanız da, profesör olsanız da hep o sizin hocanızdır. Ve yıllarca devam eder. Hatta zaman zaman o hocalar profesör olmasına rağmen kendi hocasının kitap yazdığı alanda kolay kitap çıkarmazlar. E benim hocam derler. Çünkü bana bildiğim her şeyi o öğretti derler. Yani kolay kolay boynuz kulağa geçmez. Ama burada durum öyle değil. Siyaseten siz belli ki hazmedememişsiniz. Belli ki kendiniz de genel başkan olma arzusundaydınız. Benim çırağımken nasıl olduğunu diyor. Ben iyi biliyorum o genel başkan olurken. Ben de biraz tahmin ediyorum. Çünkü 28 Mayıs'tan hemen sonra Sayın Özgür Özel'in çok önemli bir açıklaması vardı. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay istiyor olabilir. Bu demişti iktidarın borazanlığını yapan kişiler. Ben bunlara kulak vermiyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yönetim sorunu yok. Lider sorunu yok demişti. Doğru. İki ay sonra birileri Zoom üzerinden yaptığı toplantılarla dediler ki Özgür biz seni planladık. Senin genel başkan olmanı uygun gördük. Sen de uygun gördüysen biz seni aday yapacağız. Hı. Özgür Bey bir anda Temmuz ayıyla beraber evet dedi. Hatta kendi lider röportajı sorunu var. Benim aklımda bile yoktu genel başkanlık diye. Benim aklımda yoktu demek birileri seni bir figür olarak aldı. Yardımcı erkek oyuncudan ana aktör pozisyona çıkar demek. Kim biliyor bunu? Engin Bey çok iyi biliyor. O kadar iyi biliyor ki benim çırağımdı cümlesini kullanırken utanmadı, sıkılmadı. Ve ne kadar acı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyadan çektiğini herhalde Özgür Bey ve Kemal Bey hiç kimseden çekmedi. Onu da şeye yorumdular. Saraçhane medyası diye tırnak için de yani Saraçhane etkisine yorumluyorlar. Bir de buna parti içi demokrasi diyorlar. Değil. Değil. Lider dikey bir hiyerarşi içerisinde olmalı. Son cümle. İşte yönetici misiniz, lider misiniz? İbrahim Bey galiba bunu söylüyor. Yönetici kolay yetişir. Ama lider olmak başka, o kadar da kolay değil belli ki. Doğru. Şimdi İstanbul seçimine doğru yavaş yavaş, daha doğrusu İstanbul mitingine doğru yavaş yavaş geleceğim ama bir de Özgür Özel ile İmamoğlu'nun bir çizgi filmi yayınlandı bugün sosyal medyada. Epey de popüler oldu. Hani biraz da tebessüm edelim diye de aslında bunları paylaşıyorum sizlerle. Çünkü siyasi atmosfer gerçekten çok geriliyor bazen. Biz dediğimiz arkadaşlar. Şu halimize bak. Keşke biraz da belediyeye zaman ayırsaydın. Belediye sarmıyor ya. Anketler kötü gelmeye başladı. Neden çalışmadın? Son gün çalışsam yeter diye düşündüm ya. Öyle şey olur mu? Git bari bir şeyler yap hemen. Daha zaman var ya. Çok az zaman kaldı. Sana emrediyorum. Genel başkanın olarak. Ne gülüyorsun be? Murat, seçime bayağı az kalmış. Bir şeyler yapsak böyle metro falan yapalım. Alt geçit, üst geçit hepsinden azar azar ortaya karışık bir şeyler. Bu saatten sonra icraat yapamayız. Ama... Ama? Bir yer yapabiliriz. Hem bir şey yapmayacağız hem de yapmış gibi görüneceğiz. Nasıl? Şöyle diyeceğiz. Dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir İstanbul. Sanki biz yapıyormuşuz gibi. Aynen. Çok iyi. Tamam, böyle şeyler bul. Dünyanın en çok kelime oyunu yapan belediyesi. Abla. Bana abla deme. Senle artık abla kardeş değiliz. Neyiz o zaman? Biz senle artık elti gibiyiz.
Şimdi bu çizgi filmleri nasıl buluyorsunuz Sayın Oralı? Yani tamam ironik ama yani güldürüyor ama aslında düşündürüyor da. Hem ironik hem ikonik. Yani keyifli. Ekrem Bey canlandırmış galiba ses tonu. O kadar benzemiş ki. Benzetiyor. Oradaki muhtemel... de basın danışmanı Murat Ongun yani. Hani ne yapalım bir şey ortaya karışık az az falan diyor. Tam da bu aralar buna benzeyen cümleleri kurduğunu düşünüyorum ben de. Yapılan, edilen, konuşulan. Evet, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı olmasanız da en başarılı algı yönetimi ustası olarak öne çıktığınız bir gerçek. Ama dün özellikle verdiğim bir rakamı bir daha söylüyorum. Eğer 102 yıldır aralıksız devam eden nüfus sayımlarının sonunda ilk defa olmak kaydıyla İstanbul nüfusu azalıyor. Azaldıysa sanırım burada iyi olmayan yönetimin etkisi vardır diye düşünüyorum. Çünkü bu basit bir istatistik. 102 yıldır nüfus artan bir şehir ilk defa azaldı. Diyeceksiniz ki deprem korkusundandır. E tamam, deprem korkusunu kim üstünüzden alacak? Belediye başkanı üstünüzden alacak. Hadi diyeceğiz ki iktisadi mevzulardandır, ulaşımdandır. O zaman belediye başkanının daha ziyade belediye başkanlığı yapması, daha çok reklamda değil de çizgi filmde gördüğümüz gibi Özgür Bey'in dediği gibi daha çok İstanbul'da durması hiç de fena olmazdı diye tahmin ediyorum İbrahim Bey. Peki Üstad ne dersiniz? Özgür Özel'in özgül ağırlığı hafifledi mi partide? Yoksa zaten aslında hani tırnak içine söylüyorum tavşan aday diye eleştiriler vardı. Biz biraz fazla mı acaba hani ağırlığını tarttık böyle fazla mı gördük? Zaten o kadar mıydı özgül ağırlığı partide? Şöyle var mıydı ki öyle bir ağırlık? Ya yani en azından genel başkan İlk... koltuğuna oturduğunda. Hayır, o koltuğun bir ağırlığı var da üstünde oturan bir ağırlığı yok. Hmm. Şimdi o koltuğu herkes otursun ama bazı doldurur, bazı iğreti durur. Özgür Özel iğreti duranlardan. Hatta ben çok böyle gülerek andığım bir anekdottu. Madem çizgi filmden dem vurduk, ben de üzerine ekleyeyim bunu. Böyle Özgür Özel eleştiren bir tweet paylaşmıştım. Bir Cumhuriyet Halk Partili yazmış. Diyor ki tamam diyor biz Özgür Özel'in bir müsamere talebesi olduğunu biliyoruz ama diyor bu kadar da değil diyor. Şimdi o iyi bir benzetmeydi. Yani Özgür Özel'e baktığın zaman kıpır kıpır hani yaşından çok büyük işlere kalkmış. Onu hazırlamış ama onun verdiği heyecanla da sağa sola savrulan bir kişi ve kimlik olduğunu görüyorsun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet bak adı üstünde. Türkiye'de hani ilk üçte anılan partilerden biri. Atatürk'ün mirası ve genişte bir kitlesi var. Sen o kitleye oturduğun zaman o koltuğa, o kitleyi temsil edecek kabiliyete sahip olman lazım. Özgür Özel'de var mı? Yok. Bunu diyen kim? Ben değil ha. Cumhuriyet Halk Partililer söylüyor. E şimdi ben Özgür Özel'in zaten ilk bendeki kanaat o olmuştu. Zoom toplantısındaki hallerini hiç unutmam. El Pençe Divan, hani o toplantıya katılan sıradan biri. Karşısında ise onun emir komuta etmesi gereken bildiğin 81 belediye başkanından biri. Ve baktığın takdirde o belediye başkanı olarak gördüğün kişi bir devlet başkanı edasıyla oturuyor. Gerçek genel başkan olan kişi de karşısında sıradan bir partili gibi oturuyor. Hatta ben o ilişkiyi şöyle eleştirmiştim. Bu FETÖ yapısında var bu tür ilişkiler. Yani kaymakamın valiye ahkam kestiği, kapıdaki bekçinin emniyet müdürüne emir verdiği ilişkiler FETÖ'de var. Yoksa dedik hani acaba diye bir çentik açmıştık. Şimdi o ilişki bir tek orada kazayla... KCK'da da var gerçi. Yani mesela temizlikçi Osman Baydemir'e hesap soruyordu Diyarbakır Belediyesi'ndeyken. Bravo. Şimdi yani örgütsel yapılarda böyle arka planda kirli işlerin içindeki örgütlerde özellikle terör örgütlerinde bu tür yapı var. Bu delillendi, ispatlandı. E şimdi... buradaki ilişkiye baktığın takdirde şüpheye düşüyorsun. Peki ilk defa mı bu ilişki yaşanıyor? Yok. Mesela dikkatlerden kaçan bir husus senin sayende hatırlatalım. Ben İstanbullu değilim ama geziyorum. Sürekli işte haftanın yarı gününden fazlası İstanbul'dayım. Ben diğer illere de gidiyorum. İzmir'e ve Ankara'ya. Ya adayın o asılı olan pankartlarında genellikle genel başkan yanında aday da onun yanında. Yani bir bütünlük arz eden reklamları var. İstanbul'da bu böyle mi? Özgür Özel'i hep tek görürsün. Düzeltiyorum şey İmamoğlu'nu. Peki Özgür Özel olarak ben bu olayı kaldırabilir miyim? Ben mesela Özgür Özel olsam yani beni oturtursan oraya şu aklımla bu ruh halimle
kıyameti koparırım. Yine aynı şekilde az önce otobüsün üzerinde dediğin doğru, çok da haklısın. Evvel bir samimiyet olabilir veya o an çok samimi olabilirsin. Ama o sana toplum önünde bu hitabı yapman hakkını vermiyor. Dolayısıyla orada ben Özgür Özel olsam anında otobüsün üstünde ya bütün ilişkiyi koparırım ya da orayı terk ederim. Mesela Muharrem İnce de işte gel bakalım Muharrem'den sonra ben bir daha imajı toplayamadım diye söylüyor. Hatta geçen mesela bir video paylaşmış 8 dakika ben izledim. Miting meydan bakın diyor CHP'de beni nasıl hançerlediler diyor o zaman diyor. 8 dakika tek tek madde madde izlettiriyor, videoları koyuyor, kendi başına gelenleri paylaşıyor. Yani işte o zaman da şey diye düşünmüştüm ben laf lafı açıyor ama yani bu hançerleme geleneği galiba çok köklü yani CHP'de. Çünkü Kılıçdaroğlu da beni hançerlediler, hançerlerle yürüdüm demişti. Matruşka işte orada geçerli. Sayın Erdoğan örnek verdiği matruşka. Bir açıyorsun Özgür Özel'in entrikaları geliyor. Bir açıyorsun Kılıçdaroğlu. Bir açıyorsun İmamoğlu. Diğer İmamoğlu vesaire. Şimdi az önceki söylem neden kaynaklanıyor biliyor musun? Ben onun Engin Altay'ın o söylemi kazayla... Farkında olmadan veya bir gaf sonucu söylediği kanaatinde asla değilim. Bilerek ve kasten kurduğu bir cümle. Niye biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an kim ayak, kim baş belli değil İbrahim. Şimdi sıcak bir görüntü var. Parti içi disiplin bitmiş durumda. Mesela öyle bu konuyu senin görüntüyle kapatalım. Mesela Sayın Erdoğan'a veya Sayın Bahçeli'ye benzer tarzda bir hitap. Düşün bakalım ortalık nasıl? Düşünemiyorum. Öyle bir düşünemezsin şey. Bile. Hatırlıyor musun? Ama doğru olan da odur. Tabii. Bak doğru olan da odur. Dikey yer açtı değil mi? Disiplin ya. Yani ordu neyle anılır? Bir ordu disiplinle anılır. Türk ordusunun zaten namı odur. Şanı odur. Sen bu siyasette de geçerli. Sen siyasi parti başkan olarak tabana hakim olamazsan o ülkeye hakim olamazsın. O içerideki gruplaşma galiba kanını işlemiş dediniz ya. Bir dönem hatırlarsınız. Ansiklopedilerde Temel Britannica'da. Hizip kelimesinin karşılığında önce tanımını yapmıştı. Örnek Deniz Baykal Hizipi diye anlatmıştı. Bu bayağı önemli bir ansiklopediye yansımıştı. Şimdi gençler bilmez ana belirtkendik ya. Benim çocukluğumu böyle fasikül fasikül aldım sonra ciltlenirdi. Çok kıymetli. Şimdi Google çıktı hiçbir şeyin kıymeti kalmadı ama böyle 10-20 fasikül halinde böyle cilt cilt yapılırdı. Hepimizin evinde de vardı. Evde böyle bir tuğla duvara gibi dururdu. Çok da havalı bir şeydi. Akademik çocukken, kariyerini onunla ölçülürdü. Böyle, efendim? Akademik kariyer onunla ölçülürdü. Ben, evet. Ben çocukken de o işte ciltçide çalıştığım dönemde falan ekmek yedik yani o işlerden çok. Şimdi Üstad konu konuyu açamazsın. Sosyal medya çalkalanıyor. Hasan Akgün CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı işte bir konuşma yapıyor. Ve doğrudan milleti aşağılıyor. Yani ben tam izlemedim ama şimdi gördüm. Arkadaşlar indirdiler. Türk milletinin işte genetik kodlarında çalışmak olmadığını, üretmek olmadığını tırnak içinde söylüyorum. Aslında aşağılık kompleksiyle yaşayan bir millet olduğunu filan söylüyor diye sosyal medya çalkalanıyor. Bir izleyebilir miyiz? Ne demiş arkadaşlar? Söylemek istediğim şey şu, onun büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Çünkü biz çalışma, çalışarak kazanma, Mercedes yapma, en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz. Yapamayız. Başkanım söylem Türk milletini biraz aşağılamış olmuyor mu? Efendim? Bahsettiğiniz söylem Türk milletini biraz aşağılamış olmuyor mu? Aşağılıyor tabii ki. Ya doğru anladık değil mi? Yükselmesi için bana örnek vereceksin. Diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Milleti Devleti Mercedes üretti, BMW üretti, bilmem tren yaptı, bilmem uçak yaptı. 1953 yılında savaştan çıkan Kore, bizim dedelerimizin gidip şehit olduğu Kore, Kore'den kişi başına gelir 40 bin dolar. 12-14 aracı var Amerika'dan en uç Avustralya'ya kadar Kore arabalarına biniyor. Çünkü teknolojisi yüksek ama ucuz. Söyledik. Şimdi yani bak ben ilk kez izliyorum. Böyle tüylerim diken diken oldu açıkçası. Yani bazen cehaletinde boğul diye bir cümle vardır ya öyle mi diyelim bilemiyorum ki. Yani aşağıda millet yani çağ açıp çağ kapatmış bir millet. Yani hani 20 milyon kilometre karede at sürmüş medeniyetleri bünyesinde barındırmış bir millet. İslam'ın sancaktarlığını yapmış bir millet. Ya üstad siz hani daha bu konulara hakimsiniz. Şimdi
Bu kafa neyin kafası? Kişi kendinden bilir işinin kafası. Belli ki beyefendi oldukça tembel biri. Hayatta üretime kabiliyeti olmayan biri, üretime katkıda bulunmamış biri ve beyefendinin ben bir katma değer olarak Türkiye'de nasıl belediye başkanlığı aday olduğunu şu anda şaşırarak izledim. Çünkü herhalde Güney Kore'nin içinde bulunduğu coğrafi yapıyla Türkiye'yi kıyaslayabilecek kadar coğrafi bilgisi olmayan, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki kalkınma hamlesinin tamamen ABD'nin yarattığı, bağımsızlığından taviz verdikten sonra oluşan bir konfor alanıyla ilişkisini kuramayacak kadar jeopolitik de bilmeyen ama çekmecede belediye başkanı adayı olmanın kendisini Türklüğe... Şu anda 3 dönemdir de belediye başkanı yani. O zaman çekmece belediye başkanı zamanında. Ben açık söyleyeyim. Türkiye ve Türklüğe hakaretten kaynaklı olarak dönüp birilerinin bu süreçle ilgili bir iş yürütmesi gerekebilir. Çünkü diyor ki tembeliz, yapamayız ve yapmayı da başaramayız. Diyor ki siz milleti aşağılıyorsun diyor. Aşağılıyorum ki de yukarı çıksın diyor. Aşağılıyorum da. Üstad şunu ben size söyleyeceğim. Şimdi haddimi de aşmak istemiyorum bu meselede ama bir dakika yani bu ülkede Nuri Demirhan uçak fabrikasını kapatan, uçakları gömen kimdi? Yani Şakir Zümrüt'ün füze fabrikasını, soba fabrikası yapan kimdi? Yani devrim otomobilini yapan mühendis hüngür hüngür ağlayarak YouTube'da var, girin izleyin isterseniz. Videosu var, diyor ki biz diyor vatan haini ilan ettiler diyor. O dönemin gazetelerini bir açın. Siz diyor şeftaliye yetiştirin kardeşim, neyinize sizin otomobil yapmak diyor. Beyefendi şeye inanmış o zaman. Gerçekten benzini bittiği için yolda kaldığından dolayı Cemal Gürsel'i üretmeyelim. Buna inanmış belli ki. Yani hadi diyelim ki geçmişte bu sıkıntılar yaşandı. Tamam 80 yıldır bu sıkıntılar yaşandı. Şimdi yani işte diyor yani bir Mercedes yok. Tok var. Onunla da dalga geçtiler. Uçak konusu. Yerden yere vurdular. Yok fabrikası yok dediler. Yok İtalya'dan geliyordular. Yok maket bu karton dediler. Demediler mi üstad? Ya bu kadar kendi milletinden nefret eden, bu kadar milletini hor gören bir... Ya bu zihinsel işgal değil mi? Nedir? İbrahim biz şimdi bunları daha önce gördük. Mesela FETÖ dönemine dikkat et. FETÖ döneminde sürekli engellenen projeler, sürekli önlenen ve yapılmaması için de her türlü ihanetin yapıldığı süreçlerden geçtik. Aselsan cinayetlerini hatırla. Az önce senin vermiş olduğun Şakir Zümre, Nuri Killigil. Adam... Nuri Killigil'in fabrikasını havaya uçurdular. Bak, Batı'nın yapmadığını yapmaya çalışıyor. İkaz ediyorlar. Diyorlar ki bak girme yapma bu işlere. Bak girme bu işlere diyorlar. Ya Selçuk Bayrak'ta da sen tercümanlık yap, bu işlere girme demişler zamanında. Heh. O takoz bu. Bahsettiği takoz kendisi. Girme bu işlere diyorlar ve en son cümlelerine biliyor musun? Bak parçanı bulamayacaklar, ateşle oynuyorsun diyorlar ve gerçekten de evet, o sütücedeki bak sütücedeki patlamada ölenlerin hiçbirinin parçası dahi bulunamıyor. Ve dediklerini yapıyorlar. Ama onu bile bile ölümü göze alıp o direnen Allah nurlar içinde yatsın o yiğitler var işte. Bu bahsetmiş olduğumuz tarihi değerlerimiz var. Şimdi bu ruh öldü mü zannediyorsun bu önlemek isteyen, engellemek isteyeni? Asla. FETÖ'nün, ben hep söylüyorum bakın, mücadelede daha işin başındayız. FETÖ'nün üzerinden Amerika, Türkiye'de her türlü faaliyeti engellemek istedi. Birebir yaşayanlardanım. Milgem. Durdurmak için her yol denendi. Bütün mühendislerin hepsini casusluğa içeri attılar. Bütün o hava kuvvetlerinde, projenin içinde yürüyecek insanların hepsini casus diye içeri attılar. Ve o süreçte Allah'a şükür Sayın Erdoğan tek başına hem düzeni yıktı hem örgütü yani belli doğrulmayacak şekilde büyük hasarla kenara aldı. Hem de engellemek istediklerini o kısacık sürede yani Amerika'nın bile kardeşim biz size bu Midlas'ı en az 2030'da yaparsınız diye düşünüyorduk. Ne ara becerdiniz dediği teknolojiyi bu hale getirdi. Bu Bakarkör. Bir daha bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Biz mi yanlış anladık ya ifadesini acaba? Şimdi bir yandan da acaba diyorum hani öyle demek istemedi de biz mi yanlış dememiştir anlıyoruz diyor. Dememiştir demek istiyorsunuz yani, değil mi? Evet ya sosyal medya çalkalanıyor. Ben de şimdi gördüm. Söylemek istediğim şey şu. Onun büyüklüğü, küçüklüğü önemli biraz değil. Biraz sesi yükler misiniz? Duyamıyoruz. Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Çünkü biz çalışma, çalışarak kazanma, Mercedes yapma, en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz. Yapamayız. Yapamayız. Başkanım söylem Türk milletini biraz aşağılamış olmuyor mu? Efendim? Bahsettiğiniz söylem Türk milletini biraz aşağılamış olmuyor mu? Aşağılıyor tabii ki.
Ya doğru anladık. Yükselilmesi için bana örnek vereceksin. Diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Milleti Devleti Mercedes üretti, BMW üretti, bilmem tren yaptı, bilmem uçak yaptı. 1953 yılında savaştan çıkan Kore, bizim dedelerimizin gidip şehit olduğu Kore, Kore'den kişi başına gelir $40,000. 12-14 aracı var Amerika'dan en uç Avustralya'ya kadar Kore arabalarına biniyorlar. Çünkü teknolojisi yüksek ama ucuz. Söylemek istediğim şey şu, onun büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Çünkü biz çalışma, çalışarak kazanma, Mercedes yapma... Ya şimdi birincisi demokrasi mücadelesi üzerinden bakarsak meseleye, yani nereden tutsanız elinize kalıyor. Bu arada beyefendi Yabancılar Yüksek Okulu mezunuymuş, Doktor Hasan Akgün. 1994'ten acaba bugüne... Acaba yanlışta mı karıştı araya? Bugüne kadar da, 94'ten bugüne kadar da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapıyormuş. 30 yıl falan olmuş herhalde. Hatta ve doktoralı değil mi? Evet, DR başında doktora yapmış. Doktorasında şehircilik ve belediye yönetimi konusunda yapmış anladığım kadarıyla. Mesele şu, mesela diyor ki biz 250 yılda geçse Avrupa demokrasisi gibi olamayız diyor. Şunu sormaya çalışayım isterseniz. Bak aynı akıla diyor ki, bak aynı akıl. Aşağılıyorum ki diyor, yukarı evet. Çıkasın ne diyor. Ya sen zaten kesmişsin faturayı. 250 sene daha yese gene gelemeyiz demişsin. Kimle alay ediyorsun? Kimle dalga geçiyorsun? Ya bir de şöyle, yani son seçimde %90 sandığa gitmiş bir milletten bahsediyoruz. İki tur yapılmış, yani birinci turda olmamış, ikinci turda yapılmış. Avrupa'da %40'larda kalan bir katılım var demokrasi dediği yerde. Onu da geçtim. Yani Türkiye'de öyle ya da böyle Erdoğan liderliği 20-25 yıldır sandık milletin önüne her şartta getiriliyor. Asrın felaketi oldu, gene sandığı götürdü koydu milletin referandumlar önüne. Referandumlar oldu, oy yetmesine rağmen halka soruldu. Mevzu şu, Batı tipi bir demokrasi anlayışının bütün dünyada egemen olmasının bir zorunluluk olduğunu hala düşünen, kafası Batı dünyasının zihniyle çalışmaya gayret eden, fakat ne kadar acı ki şark kurnazlığı üzerinden ürettiği cümlede aşağılayalım ki böyle yükselsinler diyebilecek kadar da bir garabeti. Kendisi nerede duruyor bu arada ben yani? Ben azaltı hani çıtayı nereye koydu acaba? Milletçe buradaysa kendisi nerede duruyor acaba? Her zaman gibi yukarıda duruyor. Sorayım. Öyle bakıyor insanlara. Şunu sorayım ben karıştırmayayım. 90'dan beri. 94'ten beri evet. 94'ten beri kesintisiz belediye başkanı mı? Evet. Çekmeceli. 94 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi. 99, 2004, 2009, 2014, 2009 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanlığı kazandı diyor. İşte 2024'te geldi şimdi 2019'dan sonra. 5-6 dönem falan olmuş. Ya o önemli değil. Sonuçta orada vatandaş teveccüh göstermiş, seçmiştir ama. Vatandaş belki şimdi daha yeni tanıdı. Kime ya onu bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Yani şimdi, bu çok önemli. Şimdi bu ülke şu anda TOG'u yapıyor ya. Ya bu ülke kendi uçak gemisi diyebileceğimiz SİHA gemisini yapıyor. Bu ülke denizaltını yapıyor. Bu ülke Bangladeş'e, Finlandiya'ya İbrahim bak, ihracat yapıyor. Savunma sanayinde, en büyük 10 ülkeden bir tanesi. Yani Aselsan'da şu an kuantum laboratuvarı var. Yani siz bunu bilmiyor olabilirsiniz belki ama biz takip ediyoruz. Aselsan Türkiye'nin hastaneler için gezici, daha doğrusu mobil röntgen cihazları geliştirip veriyor. İbrahim, MR cihazları geliştirip veriyor. Yani sadece silahtan da bahsetmiyorum. Birçok alanda. Bugün Türkiye'de güneş enerjisi panellerinin çekirdeğini oluşturan maddeyi yapıyoruz. Ve bunu sadece Çin yapıyor dünyada. Bir de biz yapıyoruz şu anda. Yani nasıl oluyor da bu milleti bu kadar hor görüp bu kadar aşağı... Şu ekrana yansıyanları görüyorsunuz. Yani İbrahim bak, bu görüntüleri de ilk defa seyrediyoruz. İzleyenleri onu hatırlatalım. Ben bu cahile şunu örnek vereyim. Hani o çok bilmiş ya, Avrupa'nın şu son dergilerinin, Avrupa'daki medyanın savunma sanayindeki Türkiye ile ilgili yazdıklarını şöyle bir okusun. Hiç okumuyorlar demek ki yani. Bak, Avrupa diz çökmüş, Türkler büyük işler yapıyor diye metiyeler düzüyor, istemese de hakkını teslim etmek adına. En azından çok sevdikleri Yunan medyasını okusular yani. Üç dönem kuralının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı? Ama tabii 30 yıl belediye başkanlığı yapınca. Bu tabii kendini Türk hisseden, bu vatanda doğup büyüyen insanlar için geçerli. Böyle. Ya şimdi bunu mesela Batı, Eskişehir Belediye Başkanı'nda bizim atalarımız beyaz kara lazım olduğunda fethiye çıkardı diye Eskişehir'de konuşuyordu. Yani hani onun yaşına verdik de bu konuyu vereceğiz. Gerçekten enteresan bir bakış açısı değil mi ya? Şimdi biraz böyle sinirlendim. İbrahim bak, yani bu günler bu var ya, yeni düştü herhalde. Evet, şimdi sosyal medya dönüyor bu, yani. Bu haftanın konusu bu olur. Ve
herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nden, doğru mu? Ya elinde vicdanla koyan birisi en azından şunları görüyordur ya. Yani hani yani bu ülkenin evlatları neler yapabiliyor? Yani şöyle söylemeye çalışıyorum. Bugün işte Kaan uçtuğunda hüngür hüngür ağlayan mühendislerimiz var bizim. Ya Akıncı havalandığında hüngür hüngür ağlayan mühendislerimiz var. Yani o belgeselleri hiç mi izlemiyorsunuz? İnsanlar nasıl bir akıl teri, nasıl bir alın teri döküyorlar? Merak etme, bu cahil de ağlamıştır ama kederinden. Bak bu cahil de ağlamıştır ama kederinden. İşin daha da acı tarafı şu adama belediye vermişiz biz ya. Bak bu adama belediye teslim etti. Epeydir de vermişsiniz. Hayır o iş değil bak. Bu mantığı, bu mantığı ben o zaman şunu onu sorarım. Madem bu kadar bilinçlisin o işte 250 yıl diye kesiyor ya. İşte 25-30 senedir sen neler yaptın çağ atlatacak bir anlat bakalım kendini diye ona sorarım ben. Bu arada o kadar cahil ki 250 yıl önce hala Utrecht Barışı'nda Avrupa din savaşları yapıyordu. Protestanlar Katolikleri kesiyordu. Katolikler Ortodoksları kesiyordu. Kalvinistler Luteryanları doğuruyordu. Cadı avı yapıyordu. Hangi Avrupa'dan bahsediyor? Bahsettiği yıl daha Fransız devriminin olmadığı yıllardan bahsediyor. İnkılap süreciyle, kendi devrimciliğiyle galiba özdeşleşmeyen cümleler ki bu kadar ağır bir hakaretin ağzından da dönüp 30 yıldır yaptığım belediye başkanla herhalde bu dönem veda ediyorum şeklinde bir algı uyanmış olmalıdır diye düşünüyorum. Yok, yeniden hata yok. Yeniden işte onu beklerim ben şimdi halktan. Dönüp de bir refleks vermesini, tepki vermesini beklerim. Acaba orası da mı bir kupon belediye olarak 30 yıldır beyefendinin etrafında dönmeye devam ediyor diye de kendi kendime sormuyor değilim. O zaman izleyici şunu görsün Büyükçekmece'de. Bu kişi 30 yıldır Büyükçekmece'de ne üretti mesela? Hani aşağılıyor ya Büyükçekmeceliği. Demek ki kendisi de o aşağılık kompleksine o kadar kapılmış ki üretemeyeceğine inanıyor. Değişti. Vizyoner bir bakış açısı var artık Türkiye'de. Eskisi gibi değil beyefendi. Yani şöyle söyleyeyim. İşte hatta ben Star Gazetesi'nin köşemde yazmışım. Kadir Doğan diye bir kardeşimiz var. İşte zaman zaman ekranlara da çıkıyor biliyorsunuzdur. Üniversiteden mezun olduklarında 3 arkadaş bir şirket kuruyorlar bu ülkede. Destek de veriyorum devlet, Teknofest kuşağı. Ve bugün 3 ayrı kıtaya o İHA'ların, SİHA'ların kamerasını satıyor bu çocuklar. Daha 30'lu yaşlarında insanlardan bahsediyoruz. Kaan'ı üretenlerin yaş ortalaması 35. Kanada ve Finlandiya yani, bize ambargo uyguladığında bizim için evet, hiç sorun olmadı. Aselsan Cats'i yaptı daha işte. Daha iyisini yaptı evet, çünkü. Yani şimdi bu insanlar da büyük haksızlık. Yani şunu ben kabul ederim. Dersiniz ki ya bizim ülkemizin markalaşması lazım. Marka değerini arttırmamız lazım. İhracat potansiyeli yarışta de arttırmamız geri lazım. Geri çalışmak kalmayalım. Lazım. Bugün Merkel veda etmeden önce Almanya dedi ki ya çığır açan teknolojilerde biz geri kalıyoruz ülke olarak dedi. Yani işte bu otomobil devrimi ya da sanayi devrimi artık geri planda kaldı. Yapay zekanın, nanoteknolojilerin, çığır açan teknolojilerin konuşulduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve biz burada geri kaldık diye Merkel söylüyor bunu. Söyleyene bakmak, İbrahim, söyletene bakmak lazım. Bak Avrupa'daki şu an sanayinin omurgası Türkler. Ben iddia ediyorum Avrupa'daki şu an mesela Belçika'da da böyle çok aşağılık olaylar yaşandı yakın saatler içerisinde. Avrupa'daki PKK'ları dövmüş bu sefer gurbetçiler. Avrupa'daki Türkleri çekeyim alayım ben şu an Avrupa'dan sistem çöker. Neyse, Amerika bence daha fazla sinirimizi bozmayalım. Amerika, bak Amerika bu cahil ondan bir haber. Amerika Kurtuluş Savaşı'nda bizimle beyinlerimizi götürdüler. Diyor ki, ben füze mühendisi olacağım diyor. Siper videosunu açıyor getiriyor bana YouTube'dan. Bak baba diyor bunu biz yapmış diyor. Sibel diyor siper diyemiyor. Dili tam dönmüyor. Bak diyor Sibel diyor böyle diyor, gidiyor diyor. Bunu diyor ben diyor ileride büyüyünce yapacağım diyor. İsrail filmlerini İsrail saldırılarını izlemiş. Ben diyor ülkemi bunlarla koruyacağım diyor. 6 yaşında çocuk bunu konuşabiliyor ya. Peki bu beyefendi Büyükçekmece'den çekip alsak komutanım? Beyefendi demiyorum bu ben de aslında ne bey olarak kabul edilir. Neyse arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingiyle devam ediyor. Süremiz olamaz. Çok akıyor gidiyor. Çok da gerildik böyle sinirlendik açıkçası. Bilmiyorum. Yalnız bu çok konuşulur onu söyleyeyim. Yani bu ama var ya. Konuşulsun ne diyeyim yani ben çok böyle yani moderatör olarak böyle polemik vari şeylere girmekten hoşlanmıyorum ama yani insanın da kanına dokunuyor. Ya bu kadar da biz bu kadar da hor gördüğünüz bir millet değiliz. Gerçekten değiliz ya kardeşim. Yani siz nerede yaşıyorsunuz? Nasıl bir hayal dünyanız var ya da nasıl bir şey? Ya yani şu bir kafayı bir değiştiremediler. Yani bu işte Cumhur İttifakı'na oy verenler makarnacı, bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam öyle insanlar değil ya. Değil yani her seçimde gerektiğinde restini çekiyor. Her şeyinde kırmızı kartını, sarı kartını gösteriyor. Bu millet öyle bir millet değil ya. Bu kadar hor görmeyin insanlarınızı. Beyefendiye de bir kırmızı kart gösterebilir belki. Büyükçekmeceliler. Neyse. Buyurun arkadaşlar. Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor. Bir yerlere gidiyor. Hatırlamıyorum. Unuttum diyerek şu ana kadar kimse bu görüntülerin
makul, mantıklı, tutarlı bir izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi. Ama hala maşeri vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık. Tam tersine her konuşanla iş biraz daha karmaşık hale geliyor, çirkinleşiyor, biraz daha dal budak salıyor. Tüm bu rezilliklerle siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. Şehri İstanbul'u kirlettiler. İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta sadece ben diyenler var. Diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Önümüzdeki dönemde İstanbul'un önceliklerinin en başına deprem hazırlığı olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak zaten bunu yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde de Murat kardeşimizle birlikte aynı anlayışın yönetime gelmesiyle inşallah işin eksik kalan ayağı da tamamlanacaktır. Şimdi üstad, muhalefet gerçek anlamda siyaseti kirletti diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatandaş, yani şimdi pazar günü şurada ne kaldı? Nasıl bir tercih yapacak sizce? Ben mesela bugün konuşuyoruz. Diyorum yani hani şu saatten sonra eğer hani kuruma teveccüh göstermeyip İmamoğlu'na teveccüh gösterirsek ve İstanbul depremi olduğunda Cumhurbaşkanı'na gidip de ah edersek haksızlık yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi vatandaşın bu seçimdeki tercihi bana göre olması gereken o da inşallah ben o refleksi bekleyeceğim, göreceğiz ve olacağı kanaatindeyim. O da nedir? Belediye seçimlerinde ideolojik yaklaşmaktansa biraz da proje bazlı yaklaşmakta fayda var. Bence seçmen olarak yapmamız gereken şu. Adayları ismine birer bant çekip projeler üzerinden meseleyi okumak en doğru iş. Yani ben o bahsetmiş olduğumuz kişiye bak genel seçimlerde ülkeyi, yerel seçimlerde yaşadığım şehri teslim ediyorum. Dolayısıyla ben o 5 yıllık süreçte bana ne getirecek? Hayatımı neleri kolaylaştıracak? Benim yaşadığım sorunlardan hangisini halledecek? Ben buna bakarım. Şimdi İmamoğlu hatırlamaz, bilmez, görmez. Bir de malına sahip çık Murat diyor ya Sayın Erdoğan. Evet. Yapmadıklarına da çöküyorlar. Konacak ahlak ve tiniyette bir kişi. Şimdi benim önümüzdeki 5 yılda maceraya atılma şansım var mı? Belli zaten ne olacağı. Yani aynı köşeden ikinci golü yeme gibi bir lüksüm var mı? Dolayısıyla burada Sayın Kurum ilk günden beri çok takdir ettiğim bir huyudur. Asla kişiselleştirmeden, asla kişi bazlı bir kampanya yürütmeden kendini anlatan, projelerini anlatan bir seçim çalışması yürüttü. Ve bana göre çok da olumluydu. Ama karşı o kadar hani böyle az önce bizim heveran ettiğimiz gibi beyin tutulması, akıl tutulması yaşayan bir ve gerçekten hani siyaseti de ayaklar altına düşürecek ilişkiler içine giriyor ki ister istemez zaman zaman cevap vermek durumunda kalıyorsun. İster istemez zaman zaman polemiğe girmek durumunda kalıyorsun. Bunu bana göre büyük bir başarıyla korudu kurum, Sayın Kurum ve projeleriyle çıktı halkın önüne. Sorunlar budur, yapacaklarımız budur dedi. Gel İzmir'e, orada sevgili Hamza Dağ'ın çok büyük çalışmaları var. Bu arada Hamza Dağ ciddi anlamda İzmir'i sallıyor şu anda. Yani nereden biliyorum, CHP medyasında çok telaşlı yayınlar var. Yani hiç ankete falan bakmaya gerek yok. Yani oradaki o telaşlı yayınlardan net hissediyorsunuz. Şimdi Hamza Dağ mesela hiç polemiğe girmedi. Kapı kapı geziyor. Amcam, dayım, teyzem, ablam, kardeşim, yeğenim anlatıyor. Sıkıntılarınız bu. Bak bizim çözümlerimiz bu. Neye çektiğinizi biliyoruz. Bunları gidermek üzere de yetkili ve donanımlıyız. Bunları anlatıyor. Şimdi burada muhalefet kanadına bakıyorsun. Ya bir tane proje getir ya. Ya bir tane projen ne? De ki kardeşim ben gelirsem şunu halledeceğim de. Ki dedikleri var ama bunlar zaten bir önceki seçimde vaat ettikleri üzerine bir tek arşın bir tek yani metre koyamadıkları projeler. Yani yaptıklarımız yapacaklarımın teminatıdır diyor ya. Şimdi geçmişe baktığın takdirde şey ortada. Dolayısıyla burada 5 yılı teslim edecek vatandaşlar. Ve o 5 yıl insan ömrüne kıyasladığında çok ciddi bir süre İbrahim. Yani senin aklı selim böyle
sağlıklı bir vücutta yaşadığın bir 30 sene süren var. Ve 30 senelik sürenin %10'unu atacağın o sandığa oyla kendin karar veriyorsun. Nasıl bir süreç olacağını. Mesela ben İzmir'de yaşayanım. Ben İzmir'de o kısır döngüden dolayı trafik çilesinden çıkamadım bir türlü. Akşam eve dönmek, sabah işe gitmek çile. Saatlerce arabanın içerisindesin. Çözüm de çok belli. Bağırıyor Deniz, diyor ki bak bana diyor bir Boğaz Köprüsü yaparsan veya diyor bir tüp geçit yaparsan Avrasya ihtiyacı var. O kadar rahatlayacağım ki diyor. Sular seller gibi diyor. Yakıt azalacak, vakit azalacak, çektiğim çile yok olacak. Çözüm ortada diyor. Bağırıyor şehir sana ama sen inatla diyorsun ki hayır kardeşim. İstemiyorum, ben çileye razıyım. Al oyun buraya. Bu mantıktan kurtulmamız lazım. Ben bu seçimlerde bu sorgunun işleyeceği kanaatinde ki İzmir'den ben bu tür söylemler duyuyorum. Bu kez vereceğiz diyorlar. Niye? Hizmet gelsin. Hani artık yeter. Çünkü sen niye bir riske atıyorsun kendini? Bu aslında CHP'ye de iyilik. Bravo. Yani bu CHP'ye de iyilik. CHP'de bir silkelenip kendine gelip gerçekten memleketin muhalefet partisi olması vasfına dönmesi gerekir. Bir Murat Kurum dün Esra İleniyor konuk oldu. Müsaadenizle onu bir izletirim. Sürem çok az kaldı bu bölümde. Oradan devam edelim lütfen. Çünkü kuruma da ya niye polemiklere girmiyorsunuz diye soruyor Esra İleniyor. Diyor ki ya polemikle sorun çözemiyoruz ki diyor. Ne yapayım konuşsam, bir izleyebiliriz arkadaşlar. Ne atlı polemik. Polemik. Algı. Polemiklere girmiyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla. Ne gireyim ya, polemiğin İstanbul'a bir faydası var mı? Yani algının İstanbul'a bir faydası var mı? Deprem algıyla yönetilebilir mi sizce? Kesinlikle. Ulaşım çilesi algıyla çözülebilir mi? Mesela bunun devamında diyor ki Elazığ'da deprem olduğunda 45 gün biz orada kaldık. Sokak sokak, ilçe ilçe her yere gittik. Herkese dost olduk. Hatta Elazığlılar bana Kara Murat der. Ayrılırken de havalimanından bizi meeting havasında uğurladılar ve o anı hiç unutamıyorum diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Ya kardeşim, iş yapmak. Bütün meselemiz bu diye söylüyor. Şimdi gene oraya geliyor mesele. Şimdi o da diyor ki ya polemiğe girmiyorum. Girsem ne değişecek diye söylüyor. Doğru. Açıkçası İmamoğlu'yla polemikte yarışabilir mi onu da bilmiyorum. Yani hani çünkü o kadar böyle... Laf oyunları. Evet laf yani. Laf cambazlıkları. Ne diyorsunuz hani şimdi Sayın Kurum doğru mu yapıyor bu yolda giderken? Yanlış yapıyor. Çünkü Ekrem Bey de Elazığ'da depremden hemen sonra Elazığ'a gitmişti. Kayak bir gün kalıp oradan Palandöken'e kayak yapmaya gitmişti. Bombaydı o. Hani diğer işte balık yedi vesaire hiç girmiyorum. Amerikan Büyükelçisi ve İngiliz Büyükelçisi olan mesaisine de girmiyorum. Ama deprem günü gidip de ertesi gün kayak yapıyorsanız o zaman vicdanla ilgili bir sorunuz var. Çünkü onlarca insan hayatını kaybetti. Bir sürü binanın yıkıldığı bir alanı gözlemleyip ardından hayat devam ediyor diyorsunuz. Eğer bu mantıkla hayat devam ediyorsa bir dejavuya daha ihtiyacımız yok. Ceketi çıkardığımda, kravatı çıkardığımda bana 5 yıl önce yaşattın. Ama aynı 5 yılı ben bir daha niye yaşayayım? Daha öncesinde bir makul tavır vardı. Değişim. Evet. Halk değişim ister. Halk değişimi sever, dener. Ama denediğinde gördüğünden memnun mu? Bu 5 yıl boyunca olup bitenlerden İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de insanlar ne kadar keyif aldılar? Yaşam tarzlarında bir değişimden bahsediyor ya, bazıları korkuyor. Yaşam tarzımız değişir, dokunurlar, karışırlar. Hangi ilde böyle bir mahalle baskısı görmüşler ki hala bu cümleler üzerine bir savunma bina ediyorlar? Temel mesele şu, bir hizmet alma süreci ve bir hizmet almada proje yarışı. Sadece 5 yıldır ne yapıldı? Ki, Murat Başkan diyor, çözüm odaklı diyor, çalışıyor ve düşünüyor diyor. Çözüm polemiklere vakti yok diyor. Bence de yok. Çünkü 2024, 25, 26'da ne olacak üzerine hesap yapma zorunluluğu var. TOKİ'de bulunduğu dönemde bunları yaptı. Bakanlıkta bulunduğu dönemde bunları yaptı. Ve galiba bir sürü başarıyı üst üste bina etti. Balya balya başarı bina etti. Dolayısıyla burada tam yol cümlesinden ileri mi geri mi? Bir iskele sancak sorunu var. Umut ediyorum halk o provayı doğru bulacaktır. Aksi takdirde 5 yıl sonra şu anda galiba İstanbul'da yaşayanlar ömürlerinin takriben 4-4,5 yılını trafiğe veriyorlar. Sevdiklerinden ayrı, ailesinden ayrı, çoluğundan çocuğundan kitap okumaktan ayırdıkları vakti arabanın içerisinde kafes gibi sıkışmaya veriyorlar. Çok muhtemel 1-5 yıl sonra bu 4,5 yıl 5,5 yıl olacak. Bunu zamanın düşünsünler. Yanı sıra ruh sağlığı sorunları, travmalar, cinayetler, kavgalar. Yani geçen gün bir kadın
İşte yol verme kavgasından camdan diğer kadına yumrukluyordu. Dehşetle izledik yani. Biz bütün yani kanallarda gösterdi üstelik yani, bunu. Yani baktığınız zaman hani şöyle, mesela buradan ben çıkıyorum. Zaman zaman söylüyorum. Şurada 3 tane metro hattı var benim güzergahımda. 8 şeritten bir şeride giriyoruz böyle. Herkes eli kornada. Camdan böyle el kol hareketleri yapıyor. Ben artık alıştım, sesimi çıkarmıyorum. Fakat şöyle bir durum var. Ya metroyu yap. Ya yolu aç. Yolu da açmıyorsun, metroyu da yapmıyorsun. Biz niye 5 senedir orada bir şeritten gidiyoruz? Yani hani metroyu yapmıyorsun, yapma eyvallah. Ama bari yolu aç da biz en azından 3 şeritten gidebilelim ama diyorsun. Ama şey unutmayın İbrahim. Ona da bakmıyor kimse. Yani şikayet edeceğiz kimse de yok bu konuda. Ankara'da kıymetli belediye başkanımız şöyle söyledi geçen hafta. Yol yapsaydım da trafik mi sıkışsaydı dedi. O mantığı ben hiç anlayamadım. Yani zaten. Şu, yani hastayla ilgili teşhiste bulunmuşsun, ameliyat demişsin. Ama şunu diyorsun ya, ameliyat edip de hastanın canını mı acıtsaydım diyecek noktadayız. Bu pervasızlık son bulur diye umuyorum. Bak şimdi şu mantığı unutmayalım. Televizyon dünyasındasın. Hatırlarsın. Eskiden FETÖ'nün at koşturduğu dönemlerde hep şöyle görüntüler izlerdik biz. Veya böyle haberler sunulurdu. Kötü verilirdi. O çaresizlik aslında çözüm çok belli. Sonunu şöyle bağlarlardı. Burası Türkiye derlerdi. Orada kasıtlı, bilinçli bir algı operasyonu yürüyordu. Niye biliyor musun? Sizden bir şey olmaz. Siz böyle yaşamaya mahkumsunuz. Dolayısıyla huzur ve çıkış, umut batıda. Bak bu hep empoze edildi. Doğru. Az önceki akılda da bunu görüyorsun. Şimdi bu mantığı yıkan AK Parti oldu. Sayın Erdoğan'ın belediyelik hizmetleri bütün ezberleri bozdu. Suyun akacağı görüldü, kokunun önleneceği görüldü, hayatın kolaylaşacağı görüldü, insan hayatını kolaylaştıracak bir aklın varlığı hissedildi. Ben sana bir örnek vereyim. Bilfiil içindeydim. Üniversiyet oyunları vardı hatırlarsın. Doğru. Onun ilki yapılıyor Türkiye'de. Toplandık. Ben o zaman binbaşı rütbesinde bir kişiyim. Kaymakamlar, valiler, ilçe müdürleri çok geniş bir masa. Bir öneri attım. İzmir Büyükşehir Belediye otobüslerle bu gelen sporcuları nakledecek. Dedim ki bunlar Avrupa'dan gelen insanlar. Ülkeyi tanıtıyoruz. Onun için girdik herhalde bu kadar zahmetin altında, bu kadar masrafa. Ki amaç başkaydı. Onu da ayrı bir programda konusu anlatırım. Bunlar dedim ileride Türkiye'nin reklam olacaksa eğer, hani ülkemizi tanıtacaksak o bizim belediye otobüslerinde klima sistemiyle konforu ulaştırmalıyız bu insanlara. Dolayısıyla bu dedim basit bir ayrıntı gibi görünebilir ama otobüslerde bir klima sistemi şart. Hemen not alındı belediye tarafından. Dediler çok güzel bir öneri. Hemen dediler biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bir sonraki toplantıda ne dediler biliyor musun? Dediler sayın valim biz bununla ilgili tedbir aldık. Otobüslere klima taktırıyoruz. Sportif faaliyetler sonucunda dediler bu faaliyet, bu hizmet yürüyecek. Daha sonra söküp alacağız otobüslerden. Beynimden vurulmuşa döndüm. Ya vatandaş hak etmiyor mu? Kiralamışlar mı klimaları? Siz dedim bir dakika sayın bitti dedim süre. Başkan. Sonrasına dedim çok affedersin izleyenlerin affına sığınarak söylüyorum. Hayvan taşıyacaksınız dedim ya. Anlamadım dedi. Ya dedim gene Türk milleti kullanacak bunu. Niye söküyorsun dedim ya yaptığın hizmeti. Bombaymış. Kısacık bir ara rica edelim efendim. Birazdan bekleyin. Lütfen bizden ayrılmayın. O akıl hala orada. Şimdi efendim akşam gazetesi yazarı Sayın Yusuf Alabar da aramıza katıldı. Üç konukla devam ediyoruz yayınımıza. Yeni açanlar varsa bilgilendireyim kendilerini. Sizin yokluğunuzda günün öne çıkan bir başlığı az önce sıcak bir gelişmeydi. CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Türk milleti hakkında küstah sözler söyledi. Yani ifade şöyle, özetle söylemem gerekirse, arkadaşlar videoyu da verirler şimdi yeni başlığa geçmeden. Diyor ki konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Ondan sonra biz milletçi çalışmayı sevmiyoruz, bir şey üretemeyiz. Bakın Alman Mercedes'i BMW yapmaz, biz bir şey yapamayız minvalinde. Hatta oradan biliyor ki ya başkanım milleti biraz aşağılıyorsunuz, bu oluyor mu? Diyor ki aşağılıyorum ki diyor, iyice aşağı vurup yukarı çıkmalarına vesile olsun falan diye söylüyor. Böyle enteresan bir tavır. Yani hani biz siz yokken şöyle konuştuk. Ya hani TOGG'u'da mı görmüyor, ne bileyim Kaan'ı'da mı görmüyor, TCG Anadolu'da mı görmüyor, Aselsan'ın kuantum laboratuvarında mı görmüyor? Ceddini de mi görmüyor, dedesini de mi görmüyor? Yani Fatih Sultan Mehmet Han çağı açıp çağı kapatmış. Aynaya bakarak konuşuyor olabilir. İmparatorun torunları hani bin yıl bayraktarını yapmış, İslam'ın sancaktarını yapmış bir millet. Bu kadar nasıl hor görüp aşağılayabilirler onu da bilmiyoruz. Şimdi ya Jacobanizm ya.
Şunu sorsak ya Yusuf, oradan gir. Niye o hayran aldı Batı gidip belediye başkanlığı yapmıyor da ümidi olmayan bir toplumda hala bir şeyler yapmaya uğraşıyor? Yürü git basket Batı'da yap. O hayran olduğun yerde yap belediye başkanlığı. O hizmetleri orada gör. Şimdi bugün bir tane hanımefendi vardı. Hanımefendi demeyeyim de bir hanım vardı. Aydın'da mikrofon tutuluyor kendisine. Biz diyor Aydın insanlarız diyor. Zaten ben İzmirliyim diyor. Onu da söyleme gereği hissediyor. Böyle diyor kapalı kadınlar görüyorum diyor. Evet, öcü ya. Öcü diyor dolaşıyorlar evet, burada evet. falan. Şimdi, ben artık o kadar mevcut muhabbet yapıyorum. Bıktım versiyonu, ya vermiyorum yani. Bu yöneten versiyonu. Şimdi diyor ya Maltepe Belediye Başkanı mı dedin? Yok küçük Büyükçekmece Büyük Belediye Başkanı Hasan Akgün. Büyükçekmece Belediye Başkanı. Evet, Hasan Akgün. Hasan Akyol'un. Akgün. Akgün'ün. Bir önceki versiyonu aynı partide siyaset yapanlar da ulan öküz Anadolulu diyordu. Ulan öküz Anadolulu. Senin işin ne? Çocuk doğurmak, askere gitmek, bir de öşür vermek, vergi vermek. Bunlar Ankara'nın çevre güzelliğini bozuyor diye Ankara'nın sokağına Aşık Veysel'i sokmamış adamlar. İbrahim, yeni bir şey değil ki bu. Bak bir daha söylüyorum. Bunun bir üst versiyonu, bir önceki versiyonu Cumhuriyet Halk Partili bakan diyordu ki ulan öküz Anadolulu, bu ülkeye komünizm lazımsa onu da biz getiririz. Senin neyine komünizm bilmem ne, senin işin ne? Çocuk doğurmak, askere göndermek, bir de vergi vermek. Bu iş senin işin değil. Jakobanizm, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir türden kendisini sıyıramadığı husustur. Şimdi halkın genetiği bir bozukmuş. Bir daha bir izlettireyim mi? Siz bak, izlemediniz. İzleyeceğim. Bakacağım. Halkın genetiği bozukmuş. Hiçbir zaman için Avrupalı olamazmış falan bir sürü şey. Ne demek ya bunlar? Ben yani izlemek bir isterim. Bir izleyelim arkadaşlar. Mustafa bir de şeyi söylesene İbrahim. Bu arada başkan da yani yabancı diller okulu mezunu. Hani genetik İbrahim, bilimci falan da değil bu arada. Mustafa bir de kaç yılından beri belediye başkanı? Bu değil arkadaşlar. Az önceki DSF'yi verir misiniz lütfen? Yusuf'a kaç yıldan beri belediye başkanı bir sonu hatırlatsana. 90-94'ten beri de belediye başkanı. Oh ne güzel. Buyurun. İnanılır gibi değil ya. Söylemek istediğim şey şu. Onun büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yapacağız. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Çünkü biz çalışma, çalışarak kazanma, Mercedes yapma, en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz. Yapamayız. Başkanım söylem Türk milletine biraz aşağılamış olmuyor mu? Efendim? Bahsettiğiniz söylem Türk milletine biraz aşağılamış olmuyor mu? Aşağılıyor tabii ki. Doğru anladık değil mi? Yükselilmesi için bana örnek vereceksin. Diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Milliyeti Devleti Mercedes üretti, BMW üretti, bilmem tren yaptı, bilmem uçak yaptı. 1953 yılında savaştan çıkan Kore, bizim dedelerimizin gidip şehit olduğu Kore, Kore'den kişi başına gelir $40,000. 12-14 aracı var Amerika'dan. En uç Avustralya'ya kadar Kore arabalarına biniyor. Çünkü teknolojisi yüksek ama ucuz. Söylemek istediğim şey şimdi İbrahim, Almanya örneği veriliyor, Kore örneği veriliyor falan. Biz TOG yapmaya kalktığımızda ne diyorlardı bize? Ya işte Almanya'ya bak, Almanya şunu yapıyor. Almanya pandemide şu kadar lira euro veriyor, şu kadar miktarda euro veriyor, şu kadar yardım yapıyor falan. Ya kardeşim, Almanya 2. Cihan Harbi'nden çıktıktan sonra canını dişine takıp var olan beşeri sermayesini, Hitler'in o tanklarını üreten beşeri sermayesi bir yere gitmedi ki. O beşeri sermayeyi aldı ve kullandı Hitler. Hitler sonrasında da kullanıldı o beşeri sermaye. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda biz 1912 Balkan Harbi'nden 1919 milli mücadeleye kadar geçen 7 yıllık dönem içerisinde Balkan Harbi 1, Balkan Harbi 2, Yemen Cephesi, Trablusgarp Cephesi, arkasından Çanakkale Harbi, 1. Cihan Harbi, Sarıkamış Cephesi, Yemen Cephesi, Kutulemare Cephesi, Filistin Cephesi, ta Galicia Cephesi, Romanya'nın içlerine varıncaya kadar bir 1. Cihan Harbi gerçeği var. Arkasından da milli mücadele gerçeği var. Yorgun Savaşçı o yüzden önemlidir. Gençlere buradan öneriyorum.
Kemal Tahir'in yorgun savaşçısının neden yorgun olduğu işte bu anlatımın içerisinde anlaşılması lazım gelir. Şimdi böyle olunca senin beşeri sermayen de gitti. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı derken 1315'lileri yani 1899'lu doğumluları kaç yaşında oluyor Çanakkale Harbi'ne giderken? 16 yaşında. 1899 Çanakkale Harbi'nin tarihi 16-17 yaşında. Hey 15'li. Sen 16 yaşındaki gençliğinin cephelerde çürütmüşsün. Çanakkale Harbi'ni geçen hafta burada andık değil mi? Ne dedik Çanakkale Harbi'nde? Orada kahramanca mücadele verenler açısından söylenecek hiçbir şey yok. Mehmet Akif'in şiiri yeterli her şeyi anlatmaya. Ama ve lakin Yavuz ve Midilli isimli iki tane zırhlıyı yani Goben ve Breslau'yu Said Halim Paşa'nın haberdar dahi edilmeden Boğazlar'dan içeriye alınıp Sivastopol'un limanlarını vurduranlar kimlerdi acaba? Kimlerdi? Bu imparatorluğu bitiren İttihat ve Terakki ve onun öncülü olan kişiler aldılar bu Cihan İmparatorluğunu. Bir ucu Adriyatik Denizi'ndeydi, bir ucu İşkodra'daydı, bir ucu Yanya'daydı. Karış karış gezdiğim için söylüyorum, bir ucu Basra'daydı. Gitti elimizden. Şimdi öyle olunca Almanya'yı örnek verirsin tabii ki. Beşeri sermayesi var. Gitmedi elinden Almanya'nın beşeri sermayesi. Bu bir. Son bir cümle daha söyleyeyim sevgili İbrahim. Ya kardeşim, onlar bu işlerle uğraşırken siz parti kapatma davalarını, başbakan sallandırma davalarını, 71 muhtıralarını ayakta alkışlıyordunuz be arkadaş. Senin partinin neler yaptığını 1960'ın 27 Mayıs'ına dair bu ekranlarda söyledim. Doğru. İhtilal hak vaki olduğunda sizi ben bile kurtaramayan diyen İnönü sizin partinizin kurucusuydu. Partinizin başbakanıydı, düzeltiyorum. Şimdi bu perspektiften baktığımızda bu Jacoben zihniyetten Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde kurtulmaz. Mercedes yapılırken atma Yavuz atma, şapka da giyeceğiz, vergi de vereceğiz diyordu Rizeliler. Şapka giymediği için. Şimdi sen tutar da o hususları açarsan millet Mercedes üretirken siz bunlarla uğraşıyordunuz. Daha şunun şurası 2007 yılında %47,5 oy almış bir partiyi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 2008 yılında iftar sofrası kurup Ramazan'da iftar sofrası kurmaktan dolayı suçların içerisinde var. Mitinglerinde inşallah maşallah diyor diye parti kapatma davası açıp onun üzerine konmaya çalıştınız. Açılışları cuma günü yapıyorlar. Ya, işte ya açın 27 Nisan elektronik muhtırası verildiğinde şu arkadaşın partisinin vermiş olduğu reaksiyonlara bakalım. Neymiş 2500 Avrupa medeniyetini ayrıca tartışmak lazım. Şu arkadaşa soralım. Çıksın bu ekrana, meydan okuyoruz. Avrupa medeniyetinin köklerine dair şurada bizimle iki kelamlık müktesebatı varsa tartışsın. Anlayalım neymiş Avrupa medeniyeti. Dolayısıyla Avrupa medeniyetini Gazze'de görüyoruz işte şu anda. Kusura bakmasınlar yani. Neyse bence bu konuyu artık yavaş yavaş kapatalım. Beni celallendirdin İbrahim. Evet, ama biz de sizden önce zaten bir celallendik. Hatta kardeşim Mesut Ali abi bir su iç bu kadar sinirlenme diye. Eyvallah. Yani, eyvallah. Ama insan da kanına dokunuyor. Jacobinizm Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani, DNA'sında vardır. Değişmezler. Hayır. Sanki yani DNA atölyelerini İstanbul'da kapatanlar da bunlar değiller yani. Hani T3 Vakfı'na iftira atanlar. Togu İtalya'dan geliyorlar da. Fabrikası yok diyenler. Üzeri kapatılıyor diyenler de bunlardır. Yani ben gerçekten anlamıyorum yani. Memleket nereye gidiyor bu anlamda onu anlamıyorum yani. Düşünün ki şöyle bir zihniyet Şehri İstanbul gibi büyük bir medeniyetin bir parçasını yönetiyor. Ya. Aynı zihniyet ne diyordu? 2500 yıl geçsin diyor ya Osmanlı beyaz karı, bak bu tabiri kullanıyor. Doğru. Beyaz karı ticareti için Avrupa'ya fetih yaptı diyor. Yani Sultan Fatih Mehmet Han haşa sümme haşa niçin yapmış Bosna'ya seferini? Beyaz karı ticareti için. Kim diyor bunu? Eskişehir'in belediye reisi söylüyor. Eskişehir'in belediye reisliği yaptığı toprağı vatan toprağı yapan kim sevgili İbrahim? Osman Gazi. Ya bu kadar acıllık da olmaz, kusura bakmasınlar. Peki Fatih Erbakan'ın açıklamasını bir ekran getirelim arkadaşlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitinginde yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu'ya bir rozet taktı. Suat Pamukçu'nun niye istifa ettiğini bir hatırlatayım izleyicilere müsaadenizle. Dedi ki Fatih Erbakan'ın etrafında ciddi anlamda FETÖ ile iltisaklı isimler sızdılar ve kendisini yönlendiriyorlar. Bizim yerimiz Cumhur İttifakı'nın yanı olmalı diye defalarca söyledim ama bizi işte bu CHP doğru sürüklüyorlar şu anda ve ben bunu kabul etmiyorum dedi. İstifa etti, sonra da AK Parti'ye geçti. Şimdi bakın ne diyor Sayın Erbakan.
Ya siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız. Biraz kısa olmuş arkadaşlar. Yani özetle diyor ki ya siz diyor bir tane diyor yolunu kaybetmişe rozet taktınız, bununla mı övünüyorsunuz diyor. Biz diyor 260 bin kişiye rozet takıyoruz gerektiğini diyor. Fakat burada soru şu, yolunu kaybetmiş olan kim? Rahmetli Erbakan'ın 1976 yılında Çarşaf dergisinde bir karikatürü var. Arkadaşlar onu bir verebilir misiniz? Sayın Baş, bu oradan size soracağım. Şimdi karikatürde rahmetli Erbakan işte Takkunyalı, Şeyli, Havlulu vesaire bir karikatürü ve elinde de Türkiye'ye yönelik hayalleri var. Yani işte uçak var, tank var, işte fabrikalar var, savunma sanayindeki hamleler var vesaire vesaire. Sorun da şu olacak, yolunu kim kaybetti? Şimdi sevgili İbrahim, rahmetli Necmettin Erbakan'ın bugün savunduğu, hatta ben buradan oğlu Fatih Erbakan'a bir tavsiyede bulunayım. Yeni bir belgesel yapıldı babasıyla ilgili. Onu oturup seyretmesini tavsiye ederim. Nasıl engellendiği, orada ne tür zorlamalarla karşılaştığı ve nasıl yıldırıldığı o belgeselde delillerle ortaya konuyor. Yıldıranlar kim? İşte bugün Yusuf'un az önce çizmiş olduğu tabloda fiili olarak yer alanlar. O yıldıranlar kim? Bugün Fatih Erbakan'ın etrafını böyle sarmalayıp onu hareket edemez hale getirenler. Şimdi Fatih Erbakan... Ya demokrasi bu milletin genetiğinde yok diyenler esas işte. Şimdi Fatih Erbakan oturup bunları keşfedip o siyasi aklı işleteceğine herhalde tecrübesizliğidir. Bunları görmek yerine onların değirmenine su taşıyacak şekilde söylemlerin peşinde. Ya senin o yolundan savrulmuş dediğin kişi bak neler söylüyor. Ben Star'daki köşeme de taşımıştım bu söylemleri. Bunu Suat Pamukçu mu? Evet. Bak aynen onun ifade ettiği. Ben değil bak. Bu partide duayen, bu partide temelden bugüne varlık gösteren ve Fatih Erbakan'ın şu savrulduğu noktaya kadar davayı savunan kişi söylüyor bunları. Yani babasıyla rahmetli Necmettin Erbakan'la omuz omuza verip o bahsetmiş olduğum o süreçlerde dayanışma içinde olan ve eğer bugün milli sanayi, milli görüş, milli diye kavramı eğer bu millet özümsediyse o süreçte o taşları üst üste koyanlardan biri söylüyor. Ve diyor ki Pamukçu, partinin milli görüş çizgisiyle bir ilgisi kalmadı diyor. Bak kim söylüyor bunu? Az önce çizdiğim tablodaki yer alan şahsiyet söylüyor. Sayın Pamukçu, inancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi diyor. O kadar doğru bir tespit ki. Bu adaylardan kastım, bomba burada geliyor, FETÖ'cüler diyor. Devam ediyor. Partide FETÖ'cüler var. Hem de genel başkanın yanı başında. Bunları isim isim biliyorum. Alıp götürüyorlar. Referans oluyorlar. Bunları da yüzlerine söyledim diyor. O yüzlerine söyledim dediği anı merak ederim. Fatih Erbakan'ın yüzündeki ifadeyi. O yanındaki kişilerin refleksini. Ve devam ediyor. Özellikle şunu söyleyeyim. Israrla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür diyor. Bak bugünkü tabloyu çiziyor. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri reisi cumhurdur. Avrupa'nın olduğu gibi, Amerika'nın olduğu gibi, emperyal bütün o başkentlerin siyasi iradelerinin olduğu gibi ve devam ediyor. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar diyor. Şimdi bak yanı başında FETÖ'cüler, ittifaka karşı çıkanlar kesin FETÖ'cüdür diye bir söyleme iddiası var. Ki ben katılıyorum bu iddiaya. Ve dikkat et, Fatih Erbakan ilkinde başaramadılar genel seçimlerde. Ki orada bile geri dönüşte aslında bir şeytani plan var, onu söyleyeyim. Yani 100 bin oyu alamadığı için 5'te 1 anca toplamış. Suat Pamukçu gerçi şey diyor, benim çok etkim oldu o süreçte diyor. Yani hani Cumhur İttifakı'yla yürümemiz gerektiğine dair. Doğru. Çok etkim oldu diye söylüyor. Şimdi burada benim esas soracağım şu, mesela CHP medyasında bugünlerde inanılmaz bir Erbakan güzellemesi ve Yeniden Refah Partisi ni ekranlara çıkarma, övme, anlatma hikayesi var. Şunu soracağım. Dün nasıldı? 14 Mayıs'ta nasıldı peki? İsterseniz 14 Mayıs'ta Halk TV ekranında Fatih Erbakan'la ilgili yaptıkları haberin şeylerini bir dahaki haftaya getirelim.
Tamam. Bak şimdi. Bir Ayşe baksana, var. Ben göndereyim şimdi bak, şeye. Bak şimdi. Tamam. Yok zaten biz bugün sabahleyin günün mahşerinde izledik onu. Hatta Ayşe Ekrem Bey geçen gün şunu soracağım. Yani şu an yeniden Refah Partisi'nde CHP medyası da CHP kullanat prosedürü uygulamıyor mu? Çünkü masanın diğer ortaklarının zamanında bu şekilde çıkardılar çıkardılar. Şimdi hiçbirisini kullanmıyorlar. İbrahim bak ilk daha genel seçim zamanında benzer güzellemeler yapıldı. Ne zaman ki biz Cumhur İttifakı'yla seçime gireceğiz dedi, yerden yere vurdular. Şimdi aynı medya, aynı yapılar metiyeler düzüyor. Niye? İstedikleri noktaya geldi. Şimdi bu bahsettiğim süreçte Doğan Aydal diye hemen yanı başında biri var. Hep söylüyorum. Mersin saldırısını şehitlerimiz var biliyorsun. Nurlar içinde yatsınlar. Devlet kendi yaptı diyecek kadar... Şu karakola yapılan baskınlar. Evet, ha. Evet. Devlet yaptı diyecek kadar gerisini getirmeyeyim. Bu söylemi dillendiren kişi Fatih Erbakan'ın yanı başında ve ısrarla da o sürece karşı duran, yani asla ittifaka gitmemeliyiz. Biz yeniden refah olarak geliyoruz diyen bir kişi. Ve bu kişi nerede biliyor musun? Halk TV, KRT, Tele1. Yani muhalif ne kadar kanal varsa kanal kanal gezdi. Buradan da mı uyanmadı Sayın Fatih Erbakan? Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi, Batı'nın desteklediği bu yapı, bir bu masa. Bir Anabardan dediği videoyu buldu arkadaşlar. Ha. Bir izletirim. Bizi niye? Yani dün CHP medyası şu cümleyi bitireyim. Bitirsin ben de ekleyeyim. Bak bu cümle, şunu Fatih Erbakan düşünmez mi ya? Batı'nın desteklediği Millet İttifakı. Niye geldin o zaman ilk başta genel seçimlerde ben buraya karar kıldım diye? Batı'nın yere göğsü ıdıramadığı bu yapı. Niye benim sırtımı sıvazlıyor, niye bana metiyeler düzüyor diye düşünmez mi insan ya? Ki babasının bir vasiyeti var. Ayasofya Camii'ni kim açarsa ibadete arkasında yürüyün. Doğru olan odur diye söylemleri var. Bugün Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, bugün kapatacağız diyenlerde Fatih Erbakan'ın iş tuttuğu yapılar. Neyini anlatıyor bize? Dolayısıyla o bir kişi değil Suat Pamukçu. Onun da kendi ifadesi aynen o. Daha benim gibi diyor, feveran eden çok kişi var. Ama cesaret edemiyorlar diye hem Akgün'ün hem Pamukçu'nun söylemleri var. Buyurun sen bir ekleyeceksiniz galiba. Sadece yani, Sayın Erbakan, Fatih Erbakan'ın alternatif üretme çabasını saygıyla karşılıyorum. Şüphesiz demokrasilerde lüzumludur da, cumhuriyetinde tacıdır demokrasi. Ve seçmiş olduğu yol vasıtasıyla seçilemeyecekse kendisine yakın olan bir adaya destek veriyor olma telaşını da Cumhur İttifakı içerisinde kendim makul buluyordum ama bir yandan da bir gerçekliğin farkındayız. İlgili Saraçhane medyasıyla yan yana yürümeye, FETÖ gruplarıyla iş tutmaya kalktığında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun güzel bir sözü vardı. Zor yola kolay insanlarla çıkılmaz diyordu. Kolay insan önce seni satar, ardından yolu satar, ardından da yolcuyu satar diyordu. Şimdi muhtemelen bir yıl önceki görüntülerin Sayın Erbakan'ın kulağına küpe olmasında da fayda gördüm. Bir izleyelim arkadaşlar. Ben bundan önce bir şey söyleyeyim. Bu izlenirken muhalif medyanın, özellikle sol şiddetin sosyal medyada ve ekranlarda şiddete nasıl meyyal olduklarını, Muharrem İnce'ye kaset kumpasıyla nasıl güçten düşürdüklerini, Akşener'e. O dönemde Cumhur İttifakı'na yönelik olarak destek veren Fatih Erbakan'a neler söylediklerini kendi ağızlarından görelim. Refahçılar sıkı dursunlar. Çünkü bunları her an Adnan Hoca'cı ve FETÖ'cü yaftası vurabilirler. Fatih Erbakan bu sefer Adnan Hoca'ya destek verdi. Fatih Erbakan'ın yeniden Refah. Şimdi destek vermiyor. Ben dedi kendi başıma gideceğim dedi. Ha, onu dediğiniz anda zaten Erdoğan'ın eleştiri oklarının veya radarının içine girersiniz. Bizler bunu bildiğimiz için. Ve hele ki Adnan Oktar gibi bir insanın peşinden gitmek, hesvallah, gerçekten şaşıyorum. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan gerçekten kendisinin ve partisinin geleceği bakımından son derece akıllı, son derece akılcı ve stratejik konuşuyor. Fatih Erbakan, Adnan Oktar cemaatiyle, onların ifadesiyle söyleyeyim, sevgi bağlarıyla bağlıdır. Bugün Şanlıurfa'da Fatih Erbakan rüzgarı esti. Aslında Fatih Bey'in o partide fazla bir ağırlığı yoktur. Çok akıllı, çok zeki. Çok akıllı, çok zeki. Nasıl? Nasıl? Budur işte.
şunu da söyleyeyim. Biz mesela bu mahallede hiçbir zaman işte Fatih Erbakan'ın Adnan Hoca videosu bilmem ne vesaire gibi şeylere de girmedik bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Ama Cumhur İttifakı ile ittifak yaptığında kimin ne söylediği ortada. Bakın orada iki Fatih Portakal var değil mi? Ne diyor bir tanesinde? Adnan Hoca diyor. Öbürkünde çok zeki, çok akıllı bilmem ne falan. Niye? Çünkü kardeşim Fatih Portakal Seferihisar'da çiftlik sahibi adam. İşine yaradığında girer sahaya, işine yaramadığında çıkar sahadan. Kaç tane Fatih Portakal var? Her kabın şeklini alabilen. Kaç tane böyle Fatih Portakal örneği getirebilirim? 10 senedir ekranlardayım. Hadi bizim de fikrimiz değişebilir. Yanlış söylemiş olabiliriz, özür dileriz. İkna ederse haklısın ya ben öyle düşünmedim diyebiliriz. Ama sizin gibi böyle 50 tane kabın içerisine girmeyiz. İsmail Küçükkaya ne diyor? Çok zeki, çok... Kim İsmail Küçükkaya? Neden Ekrem İmamoğlu için sahaya indi? İsmail Küçükkaya dediğiniz kişi Binali Yıldırım'la 5 sene önce yapılacak televizyondaki münazara ya da bu konuyla ilgili yapılacak açık oturum ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nu The Marmara Oteli'nde özel bir odada eğitime almış adam. Hadi çıkın yalanlayın. Ekrem İmamoğlu hatırlamayabilir ama biz hatırlarız İbrahim. Peki şimdi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu tam da anmanın zamanı efendim. Hani bir sözü var hani aldığımız nefese bile sahip çıkamazken ya da sahip olamazken fırıldak olmaya gerek yok diye. Tarihte açık söylemeye gerekirse siyaset mezarlığı fırıldaklarla doludur. Onu da bir tek Google hatırlıyor ama işte doğru bildiği yolda yürüyenleri herkes hatırlıyor. Bugün rahmetlinin şehit oluşunun 15. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj paylaştı. Biz de kendisini en azından saygılı analım ve o sözleri de bir hatırlatalım istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle milletin yanında durması ile ilgili olarak mesaj verdi. Şöyle söylüyor. Vefatının 15. yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Mesela özellikle milli iradenin yanında durması meselesi bu 28 Şubat'ta darbe süreçlerinde, postmodern darbede size Müslümanların iktidarını engelledi dedirtmeyeceğim kendimi ifadesi. O zaman işte rahmetli Erbakan'ın yüzüne yansıyan görüntü aslında çok mesaj ve bir izleyelim arkadaşlar. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Müslümanların iktidarını önlediğiniz sözünü size söyletmeyeceğim. Şimdi ne diyeyim, kim yolunu kaybetti sorusu çok net değil mi bilmiyorum ki yani. Üstad biraz o döneme dair biraz açıklama da yaparsanız daha iyi anlaşılır yani. Ne diyordu? Zindanmış bu karanlık oda, ne gam, bize imanımın ışığı yeter. Herhalde burada da onu ifade ediyor. Yani 28 Şubat dönemindeki durduğu pozisyon. Açık bir şekilde milletin yanında tavır ortaya koyuyor olması. Biraz önceki başkanın dediği gibi batı tipi bir dayatmacı demokrasi anlayışına ister istemez onunla yan yana durmaya ilişkin açık bir gard alıyor olmuş. Ve bütün batı cephesi kendi üstüne yüklenmişken ortaya koymuş olduğu direnç. Her birimizin herhalde aklında, her birimizin vicdanında, kalbinde dimdik yürüdüğü bir yol var. Ve diyordu ya. Hani arkanızda milyonlar olmasına gerek yok. Eğer yürüdüğünüz yolun doğru bir yol olduğuna inanıyorsanız zaman zaman mecliste, zaman zaman iktidarın içerisinde olup bakan vermemek suretiyle ama dışarıdan güven oyu vererek icabında bu tip darbelere, demokrasi haricindeki söylemlere, 28 Şubat tipindeki o yaklaşımlara, Türkiye'yi batı tipi yepyeni bir demokrasi anlayışıyla buluşturma gayretlerine dur diyebilecek kudrete, inanca ve fikri altyapıya ama ideolojisinden taviz vermeden durduğu yerin kendi ekseni itibariyle doğru olduğuna dair bir inanç besleyerek sahipti. Şüphesiz Yusuf Bey çok önemli bir noktaya temas etti. Değişim. Her birimiz zaman zaman değişim ve dönüşüm sürecinin içerisindeyiz çünkü hiçbir bilgi sabit değil. Her geçen gün bildiğimiz bilgilerin yenilendiği bir ortamdan geçiyoruz. Bununla beraber bir miktar o çağ dışı kalmış.
saplanıp kaldığı yerden hali hazırda o 1946'daki Milli Şef döneminden yepyeni bir ajandayla hareket edemeyen kişilerin söylemleriyle Muhsin Bey'in rahmetlinin söylemleri arasındaki uçurumu tarttığımız zaman seçim günü bugün yeniden Refah Partisi'ne de diğer partilere belki de sempati besleyen kişiler sandığa gittiği zaman hangi ittifakın yanında durmaları gerektiğine yoksa kime vücut vereceklerine ve neye zemin oluşturacaklarına dikkat ederler diye tahmin ediyorum. Çünkü Muhsin Bey bölmemeyi, parçalamamayı, bir bütün olmayı, bir olalım, iri olalım ve diri olalım teziyle ortaya koyan önemli ideologlardan biriydi. Bir kere daha kendisini hem rahmetle hem de minnetle analım isterim. Bir de şimdi mesela bugün Bakan Öztesek'in de bir ifadesi vardı sosyal medyada. Diyor ki, çok dinledim. Yani diyor, yanımda diyor Cumhurbaşkanımıza diyor Allah benim ömrümden alsın size versin sayın liderim diye konuşanlar diyor. Sonra gelip beni başkan yapmayacaksınız ben de diğerine giderim ha diye tehdit edip başkan adayı gösterilmeyince de karşıdaki partiye gidip oradan da diyor Cumhur İttifakı'na diyor bu şekilde diyor saldırıyor. Ben diyor hani insanın en zor sınavı baş olma sınavıymış makam sınavıymış diye içimden geçirdim diyor. Yani gerçekten enteresan bir mesele haline geldi bu hani koltuk sevdası mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ki Sayın Alabar'da. Şimdi orada çok önemli bir konuya temas ettim. Bence o Sayın Çevre Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar son derece kıymetli ve ibretlik. İbnül Cevzi'yi okuyorum. Bir alimin günlüğü diye. İbnül Cevzi o bir alimin günlüğünde tam bu konuya ait diyor ki ne kadar diyor alim, ilim insanı, o zaman politikacı yok tabii, varsa hayattaki sınavları baş olmak ve meşhur olmak üzerine hep öbür tarafa dengeyi kaybetmişler. Hep bu kaygıdan mütevellit. Şimdi orada ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanım Allah benim ömrümden alsın, size versin diyen adamlar kendileri aday gösterilmediğinde neler yaptığını örnekleriyle orada anlatıyor. Evet. Bunun dışında biz bizzat videodan şu an Urfa'nın yeniden Refah Partisi üyesi Kasım Bey'in 4 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekilliği ve sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığını yapmasının esnasında ne diyor? İçinde ben varsam dava vardır. Ben yoksam dava yoktur diyenlerden olmamalıyız. İçinde biz olmasak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu haklı mücadelesine her daim destek vermeliyiz diyor. Ama Urfa'dan belediye başkanı adayı gösterilmediğinde bu sözler birden unutuluyor, buharlaşıyor. Şimdi bunu dile getirdiğimizde niye bizi taşlıyorsunuz kardeşim? Neden? Mardin'de adam eline mikrofonu almış. Bu topraklar, vaat edilmiş topraklar. Musa bu topraklarda ömrünü arayarak geçirdi diyen HDP milletvekili Sezai Temelli. Urfa gibi son derece kadim bir medeniyetin bu anlamda gündeme getirilmesinden dolayı bizi niye taşlıyorsunuz hemen? Şimdi dolayısıyla dava ben varsam varım, ben yoksam yokum diyenlerin nasıl savrulduğunu Türkiye çapında görebiliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın ben şuna inanıyorum. Arkasında herhalde bıçak saplayacak ihanet görmedik bir et parçası dahi yok. Yediği darbelerden dolayı. Bir cümlede Muhsin Yazıcıoğlu'yla. Sürem çok az kaldı. Son bir saniye. Muhsin Yazıcıoğlu 28 Şubat'ın en net ameli günlerinde Refah Yol Hükümeti'ne destek verme diye askerden son derece büyük baskılar geldiğinde ve o zaman bazı partilerin bu konuyla ilgili 180 derece eksen değiştirip askerden korkusuna hareket pozisyon aldıklarında Muhsin Yazıcıoğlu o lafı söyledi. Evet. Bir saniyesine bile hüküm geçiremediğimiz dünyada fırıldak olmaya gerek yok. Ve bu konuyla ilgili ortaya koyulmuş olunanlara da dedi ki Türkiye tabii ki İran olmayacak. O zaman hep slogan atılıyordu. Türkiye layıktır, layık kalacak. İran olmayacak, Arabistan olmayacak. Türkiye tabii ki İran olmayacak, Arabistan da olmayacak. Ama unutmayın Türkiye Suriye'de olmayacak dedi. Ne demek? Sizin 28 Şubat'ta bir Bağızçı kafayla bu ülkeyi belli bir Bağız zihniyetinin üzerine omurgasını oturtmak istediğinizi görüyorum. Biz bu can bu tende olduğu sürece buna müsaade etmeyeceğiz diyen adamdır. Nur içinde yatsın. Peki ikinci başta geçelim. Süren bitti çünkü çok az zamanım kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi ki size bir dejavu yaşatmam lazım dedi. Dejavu ne efendim? Hani bir şeyi daha önce ben bunu yaşamıştım hissiyatı. Ve
tekrardan ceketi çıkardı, işte kravatı çıkardı, kolları sıvadı, kravatı oradakilere böyle verdi ve birkaç mesaj verdi. Bir izleyelim arkadaşlar. O kadar güzelsiniz, sizi çok seviyorum. Evet, bir dejavu yapmam lazım. Dünyanın en güzel şehrine, bize Fatih Sultan Mehmet'ten ve Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet, bu güzel şehre layık olmak için çalıştım. Şehrimi, ülkemi, milletimi çok sevdiğim için çalıştım. İsrafçılar mı, bereket mi? İhanet edenler mi, halkçılar mı? İşte biz bu duyguların fertleri olmaya devam edeceğiz. Size layık olacağız. Göreceksiniz, İstanbul'da büyük bir demokrasi zaferi yaşayacağız. Ve bütün İstanbullular mutlu olacak. Atatürk Cumhuriyeti'nin has evladıyım. Has evladıyım. Bunu unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdi Sayın Başbuğ, 35 dakika ben baştan sona iki kere izledim. Bir haksızlık yapmayayım diye. Bir tane İstanbul yok. Deprem yok. Kentsel dönüşüm yok. İstanbul trafik sorunu yok. Sokak köpekleri yok. Taksi sorunu yok. Yani hiç İstanbul'la ilgili bir şey trafik yok. Trafik yok. Hiçbir şey yok. Ama çiçek var. Ondan sonra sevgi var. Bir dakika, çiçek de şey, ona da girerim, anlatsan. Ama İstanbul'a az geldiği için bilmiyor olabilir o sorun. 50 milyon metrekare yeşil alanı izah edeceğim şimdi. Buyur Coşkun. Şey yapmayayım abicim, senin lafını kes. Zaten 10 dakika mı kaldı? Hızlı gitmem lazım. O zaman çok hızlı gideyim. Şimdi bak, İstanbul Belediye Başkanı konuşan, bana şunu kapat, sesi tanımayın, bilmeyin kişiyi, derim ki bu genel başkan. Yani bir siyasi partinin genel başkanı. Söylemler onu gerektiriyor. İstanbul'un, hani dedik ya ilk bölümde konuştuk, unuttuğu projeler, vaatler, unutması gayet doğal demiştim. Niye? Önüne bir metin kondu. O metni okudu İmamoğlu. Hiçbir zaman o projeyi üreten, sahiplenen veya üretmek isteyen bir kişi olmadı ki. Onun hep aklı fikri genel başkanlık. Oradan da cumhurbaşkanlığını nasıl alırım? Şimdi ne diyor? İsrafçılık mı, bereketçilik mi? Bereket mi? Ya en büyük israf sende. Bu arada yan tarafta para sayma görüntüleri var, kuleler. Şimdi İmamoğlu'nun ben baştan sona bir proje olduğunu hep dillendiririm. Bak ilk günden bugüne. Dikkat et, Fatih'ten dem vurdu, Fatih Sultan Mehmet'ten. Ki Osmanlı'nın bulmadığı Bizans kalıntılarını şu an belediyenin yanı başında çıkarmakla meşgul. Bak bütün İstanbul'un sorunları bitti. Bizans kalıntıları büyük hummalı bir çalışma. Şu an gün yüzüne çıkarılıyor. Yani Makaryos'un heykelin diken adam, onu konuşuyoruz ha. Tesadüf müdür, izleyenler, dinleyenler takdir etsin. Yine aynı şekilde ihanet, halkçılık gibi kavramlar. Ya burada, orada insanların senden beklediği şu. Proje, belediyeyle ilgili hizmetlerin ve kendini anlatman. Kelimesi yok. Peki vatandaş yer mi bu numaraları? 2019'da tamam, kabul ettirdi, kolları sıvadı, kravatı söktü falan ama şimdi bir daha... Orada gene bir Sayın Erdoğan kendine, yani bir ona rakip gösterildi ya. Oraya yönelik bir atıfta bulunuyor ve dikkat et bak. İlk daha çıktığı projede çizilen tablo şu sevgili İbrahim. Atatürkçü, Osmanlıcı, halkçı, millette iç içe, muhafazakar ve yaşlı, küçük, büyük, böyle bir portre çizildi. Onu oynadı. Şu an oradan nemalanman derdinde. Daha geçtiğimiz günlerde seçime bir hafta kala Sultanahmet Camii miydi o? Camide sabah görüntüleri. Ayasofya'ya gitti. Ha, Ayasofya. 3,5 yıl sonra. Bunlar tesadüf mü? İzleyenler, dinleyenler takdir etsin ki o Fatih'in hani Osmanlı mezarlarına yapmış olduğu hakaret hala sosyal medyada dolanıyor. Hangisi gerçek İmamoğlu? Bunu izleyenler takdir etsin. Peki şimdi enteresan bir süreçten geçiyoruz. İmamoğlu Esenyurt'a dedi ki, oylarınızı bölmeyin. Oylarımız ve güçlerimizi birleştireceğiz. Parçacık yapma zamanı değil. Bir İstanbul'un büyük ittifakı izledi. Özetle diyor ki yani oyları bölmeyin. Yani ülke bölünürse bölünmez. Yani demlenirse onlar ayrı bir mesele. Fakat daha ilginç olanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşurken CHP'liler bir slogan attılar. Bakın Özgür Özel nasıl kızdı. Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne Saniye Hanım'a destek olmaya davet ediyorum.
Evladım o mesajı mı verdik şimdi? O mesajı mı verdik şimdi? Bu seçim sağ sol seçimi değil. Bu seçim iyi hizmet edecek bir yönetici. Şimdi Özgür Özel'den ya nereden çıktı inadına sol? Sol ne ya? Hani inadına sol, inadına CHP. Siz neyin kafasındasınız diyor. Şeyde İmamoğlu diyor ki oyları bölmeyin diyor. Partilik yapmayın diyor. Ya CHP nereye gidiyor? Onu kapıyı kapattıktan sonra yapacağız. Meydanda yapmayın. %25'i geçemiyoruz. Aramızda konuşacaklarımızı meydanda söylediğiniz zaman sorun oluyor. Ya, Özgür Bey hangi siyasi partinin genel başkanı olduğunun bilincinde değil. Zaman zaman Ege'ye indi. Balıkesir'e geldiğinde sol olduğunu hatırlıyor. Çankırı'ya, Çorum'a geldiğinde aslında milliyetçi olmamız gerekiyor diyor. Biraz da oya Hakkari'ye, Siirt'e gittiği zaman arkadaşlarla zaten aynı yolu beraber yürüyoruz diyor. Ama bir şey unutmasın. HDP ve DEM Parti çizgisi önce Türk solunu eritti, tüketti. Tüm sol fraksiyonundaki siyasi partileri içerisinde aldı ve hapsetti. Ve tek kaldı. Şimdi aynısını CHP yapıyor. Yani CHP'yi Sosyal Demokrat Halkçı Parti çizgisinde 84-85-89 dönemine döndürmeye gayret ediyorlar. O partinin içerisinden 91'de HEP çıkmıştı. Leyla Zana çıkmıştı. Alınak çıkmıştı. Bak bunları belki gençlerimiz bilmiyor olabilir. Zaman zaman da bu konuyu sizinle konuşuyoruz. Ama unutmasınlar. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu denli DEM Parti çizgisine gitmeye devam ederse %13,5 oydan %8 oya düşen 5 yıl içerisinde DEM Parti CHP'yi de eritir. Ve eğer Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri vatansever, ulusalcı, Atatürkçü ve 6 oktan birinin milliyetçilik olduğunu hala hatırlayan Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri eğer CHP'ye ve Özgür Bey'e, Ekrem Bey'e bir ders verip yeniden partinin fabrika kodlarına dönmesi, milli bir duruş sergilememiz gerekiyor diyorlarsa bir hafta sonra önlerinde bir sandık var ve belki de son fırsat olabilir. Şimdi milliyetçi dediniz ya, Zeydan Karalar'ın bir açıklaması var. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, taş medreseler bizim kardeşimiz olamaz diye söyle. Bir izleyelim arkadaşlar onu hızlıca, çok az zamanım kaldı. Derler ki ben de sizin akrabanızım. Ben de sizin kardeşinizim. Bu elemin ki. Vallahi kusura bakma sevgili kardeşim. Taş metresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz. Şimdi MHP'li Sadi Durmaz, Zeydan Karalar diyor ki senin kardeşlerin vatan millet düşmanı, bölücü hainlerdir diyor. Ülkücüler zaten kardeşin olamaz senin diye sert bir tepkisi var. Taş medreselilerden bu nefretin sebebi ne? Sadece şunu söyleyeyim ben, Yusuf Bey'e söz bırakayım. Estağfurullah. Hakikaten öyle. Hangi CHP? Adana'da başka, Esenyurt'ta başka, Çorum'da başka, Hakkari'de başka. Bu Kemal sonra, Bey zamanında da aynıydı. Aynıydı. Tamam, hiçbir tamam. Şey değişmedi. Bir tek çözümü var 31 Mart'ta. Mevcut yönetime ders vermek isteyen vatansever CHP'liler belki sandığa gidip belki de gitmeyip çok net bir reaksiyon gösterebilirler diye düşünüyorum. Şimdi bunları konuştuğumuz zaman hizmetsizliği konuşmuyoruz. Aslında onların da işine yaramış oluyor, evet, tamam mı? Ama bu onu biz biraz konuşacağız. Eyvallah be. Yani Adanalılar Zeydan Karalar'ın bu lafına geçmeden önce Adana'nın neden bir Antep olamadığını düşünsünler. Doğru. Adana'daydım. Doğru. Adanalılar bana soruyor Yusuf Bey. Biz neden bir Antep'in yakaladığı performansı yakalayamıyoruz? Çünkü sizin başınızda Zeydan Karalar var. Çünkü sizin başınızda Zeydan Karalar var. Ne diyor? Taş medreseliler. Kim taş medreseliler? 12 Eylül davasında hüküm giymiş ülkücüler. İdam yemiş. Şimdi peki taş medreseliler senin arkadaşın olamıyor, yolun kesişmiyorsa ey Mansur Yavaş elini sıkmaya devam edecek misin? Hem ülkücüyüm deyip hem de 11 Büyükşehir Belediye Başkanı bir araya geldiğinizde, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bir araya oturduğunuzda. Mansur Yavaş şekilde bomba var. PKK destekçisi Jeremy Corbyn ile İngiltere'de buluşmuş, boy boy fotoğraflar vermiş, ona ortalık bilmiyordur karıştı. O Jeremy Corbyn'in kim olduğunu. Bak iddia ediyorum buluşacaksın bilmiyordur. Demişlerdi. Onu temize çıkartmak açısından söylemiyorum aslında. Yani bilmiyorsa şimdi, da yani en azından Google'a yazsa bir sürü fotoğraf Cumhurbaşkanı aday bilmiyorum diyen adam Cumhurbaşkanı yardımcılığına ama adaydı. Doğuda aday olsaydım var. Kazanırdım diyor bir de özgüven patlamasına bak. Şimdi buradan bir şey söyleyeceğim. Dejavu. İstanbul dejavu yaşıyor. Ama neyin dejavusunu yaşıyor biliyor musun? Nurettin Sözen döneminin dejavusunu yaşıyor. Yani o metrobüs duraklarında, otobüs duraklarındaki insanların birbirini adeta ezecek şekilde izdiham oluşturmaları İstanbul'a biz bu günleri bir yerden hatırlıyoruz, dedirtiyor yani açıkçası. Ne diyor Ekrem İmamoğlu? 50 milyon metrekare yeşil alan yapmış. Sevgili Çetin Kaya Koç bugün çıkartmış. Kendisine buradan teşekkür ediyorum.
50 kilometre kare yapıyor söylediği. Yeşil alan yaptım diyor ya, 50 kilometre kare. Hiç Londra'ya bulundun mu İbrahim? Londra'da Hyde Park var. Evet. Londra'nın o meşhur Hyde Park'ı sadece 1.4 kilometre kare. Yani sevgili Ekrem İmamoğlu bu 5 yıllık süreçte 35 adet Hyde Park yapmış. Göreniniz var mı? Ya Belgrad Ormanı'na sahip çıkıyor sonuçta. Adem'den kalma o. Hangi Adem'den? Hazreti Adem'den, Hazreti Havva'dan, Hüdayi Nabit orası. Şimdi başka yani bir AK Parti'nin metrosuna sahip çıktığı yetmiyor, oraya da mı sahip çıkıyor? Hüdayi Nabit onlara da sahip çıkıyor. Bak New York'ta Central Park var. Dünya çapında meşhurdur. Hem Hyde Park'ı hem Central Park'ı bilen birisi olarak devasa bir alan. Bu Central Park 3.42 kilometre kare. Bundan da 14 tane yapmış. Ey İstanbullu, göreniniz var mı? Artık yalan söylemenin hiçbir şekilde zerre kadar yüz kızartmadığı bir dönemden geçiyoruz sevgili İbrahim. Şimdi bitiriyoruz efendim, az da vaktim kalmadı. Ha, var mıydı CHP lan? Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlücü'ye de diyorlar ki Eskişehir'e trafik çok sıkışıyor, nasıl bir çözüm önereceksiniz diyorlar. Ayşe Ünlücü diyor ki valla çalışmadığım yerden sorunuz, ben kadın sorunlarını konuşmaya geldim. Hani kadınlarla ilgili meseleleri konuşuruz diye düşündüm, trafik hiç aklımda bile yoktu diyor. Mesele nereye gidiyor artık, takdirde milletin, ne diyelim, biz dilimizle Ünlücü anlatıyoruz. Aslında Moskova'daki katliamı da konuşacaktık ama onu Erkan Kola bıraktı, konuklarıyla beraber değerlendirecek. Yine aynı zamanda ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir ateşkes kararı çıktı. Gazze ile ilgili olarak İsrail'e bir mesaj verildi ve ABD bu konuyla ilgili olarak ilk kez çekinsel kaldı ve bu anlamda İsrail'e biraz da olsa tavır ortaya koymuş oldu. Bunu da konuşacaktık. Yine Diyarbakır'dan bir görüntü vardı. Bir sokakta silah patlıyor. Kahvedekiler kendini yerlere atıyorlar. Çünkü terör döneminin hafızalarda hala diri olduğunu gösteren bir videoydu. Vaktim kalmadı ne yazık ki, onu da veremedim ama aslında çok böyle konuşacağımız mesele vardı. Bugün böyle veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.